İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Derin Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane kadrosuyla Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Sinan Engin'le karşınızdayız. Şöyle yönetmenimden bir rica edeyim. Bir geniş görelim Türkiye'nin efsane kadrosunu ve bu akşam yine konuşulacak çok konu var diyeceğiz. Ama birazcık tabii ki futbolun yeşilliğinden, yeşil sahasından uzak arka bahçesine doğru gideceğiz tabii ki. Ahmet Çakar bugün Kulüpler Birliği'ne gitti. Kulüpler Birliği'ndeki imzalardan biri sona ait. Delege biliyorsunuz Futbol Federasyonu delegesi Ahmet Çakar ve Mehmet Büyükekşi Federasyonu'nun görevden acil ivedilikle ayrılması için, o federasyonun görevini tamamlaması için, görev süresinin artık noktalanmasına inandığı için imza veren isimlerden birisi. Yanlış kullanmadım değil mi hocam cümleyi? Hayır, burada bir eksik var. Ne eksik ben hocam? Ben 3 aydır kendimi yırtıyorum. 4 aydır. Bu adamı gönderelim. Bu adamı gönderelim. Bu adamı gönderelim. Suudi Arabistan krizi ülkemiz için çok kritikti. İyi izale edildi. İyi yönetildi diyeyim. Hakem dövüldü. Ecmel Başkan takım İstanbul Spor sahadan çekildi. Ve 2 ay önce burada ben mayın eşeği değilim dedim. Bir tek ben kendimi yırtıyorum. Hiçbiriniz kımıldamıyorsunuz. Nihayet bugün Süper Lig kulüplerinin büyük bir kısmı başkanları da oydu. Hatta çay içtik beraber. Kaç imza oldu acaba? Valla 65-70'i bulduğunu duydum. 180 deniliyordu. Evet, 180 değilmiş ya. Ha, 180 140, toplanması 140, lazım. 140, 140. 140 mıymış? 140. 135 ile 140 arasında bir sayı. Ha. Evet, buradaydık. Kulüp başkanlarla oturduk, kim sohbetler ettik. Hocam? Yüksel Başkan var, Samsun Spor. Ecmel Başkan var, İstanbul Spor. Murat Başkan var. Bu beri tarafta da Süleyman Başkan. Süleyman Urma Başkan. Efendim? Organizasyonu şey ya, Ecmel Başkan mı yapıyor hocam? Yok, bir organizasyon anlamında bilmiyorum ama Ecmel Başkan. Bir ben bir o. İkimiz zaten aylardır kendimizi yırtıyorduk. Evet. Hani ben dedim ya 2 ay önce. Mehmet Büyükekşi ben aptal mıyım dedim. Gel sen de çay içelim, kahve içelim derken bunu kastettim. İroni anlamında. Anladım. Başından beri ben bu adamın ve yargılanıyorum ha. 15 gün sonra Mayıs ayında 24. Asya cezada şeyim var. Baylokçu dediğim için. Ceza davası. Sonuç. Hala dik durmaya çalışıyorlar. Hala 18 Temmuz. 18 Temmuz ayağı ne biliyor musun? Açıklamasını verelim Futbol Federasyonu'nun. Niye biliyor musun? Hoca konuşurken. 18 Temmuz'da Futbol Federasyonu Başkanlığı seçelim falan diyor ya Mehmet Büyükekşi. O ayak. O ayak. Bak ne diyor, bir daha okuyayım mı hocam? Oku lütfen. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan seçim açıklaması. Bugün yaptıkları açıklama. Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF olağan genel kurul toplantısının Türkiye Amili Futbol Takımı'nın Euro 2024 finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından 18 Temmuz 2024 benim doğum günüm bu arada tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir. Dur. Bu bir defa eşyanın tabiatına aykırı niye? Ligler ne zaman başlıyor? Ağustos'un başı. Evet. 14 gün 15 gün var. Evet. Örnek hakemlikte. Yeni bir MHK'ye gelecek. Aynen. Yeni bir MHK'ye gelecek. Süper Lig'i hangi hakemler yönetecek? Aynen. Soru işareti. Füstür var. Süper Lig'in, Süper Lig'in hakemlerinin terfisi, sınavı, atletik testi kim olacak? Mesela Ali, Veli adlı hakemler seneye Süper Lig'de olacak mı? Olmayacak mı? Yönetmeliklerin mantığı, mantığı şu. Niye 18'den? Tek dertleri şu. Disiplin kurulunu kimden oluşacak? Kimler? Hayır. Disiplin o ana kadar. MHK. Hayır. Hepsi statü ne olacak? Statü ne olacak? Evet. MHK ne olacak? Yönetmelikler ne hocam, olacak? Hocam bunun, bunun Sinan abinin sorduğu soruya şöyle cevap versek doğru olur mu? Eğer amili futbol takımımız 14 Temmuz'da hedef Avrupa Şampiyonası'ndan Avrupa Şampiyonu ya da ikincisi, üçüncüsü olarak dönerse Mehmet Büyükekşi başarılı ilan edilecek. Evet. Herkes yaz tatilinde olacak. Aa diyecekler başarılı tabii oldu. Aynen. Bir daha adaylığını koyacak. Aynen öyle. O kolay değil. Abi aynen. Tabii. Ya bu öyle, onların ne alakası var? Burada farklı bir konu var. Fırsata çevirecek Türkiye yani. Türkiye Süper Ligi'nde ve alt liglerde falan büyük sıkıntılar tabii, var. Tabii tabii. Biz sadece bir Türkiye Süper Ligi'ni konuşuyoruz. Aşağılarda falan yangın var, yeri. Var var. Nasıl maçlar yönetiliyor? Var. Neler ama, dönüyor? Var ama. Yani. Tamam da için, bir Avrupa şampiyonluğunda ya da milli takım Avrupa elemelerine katılmasaydı. Bir şey söyleyeyim kimler suçlanıyor? TFF. Bizim milli takım. Tabii, milli takım olunca başarılı olunca da payı TFF alıyor. Bir şey söyleyeceğim sana. O farklı bir şey. Yine aynı devam eder.
diyelim ki Avrupa büyük ekip son bir olduk. Şans istiyor. Son bir üçüncü nefes olduk. Borusu. Ha, üçüncü olduğunda devam ederim diyor. Öyle olacak geçmişte. Farklı bir şey o. Milli takım farklı, bu iş farklı abi. Şuna, tamam Sinan'cığım tamam tamam işte. Mevcut federasyonun tek şansı şu. İş yaptım diyecek. İçinde yani. Bulunduğu rezil, kaotik durumu futbolun baş sorumlusu. Baş sorumlusu, tek sorumlusu demiyorum. En önemli sorumlusu olan büyük ekşi denen şahıs ve yanındaki ekip. Ola ki Avrupa şampiyonasında milli takım başarılı olursa Ertem'in dediği gibi dönüşte. Kamuoyu desteği bizim lehimize döner ayağındalar. Evet. Fakat bu ne demek biliyor musun? Evet, bu ne demek biliyor musun? Aynen, peki diyelim ki Mehmet büyük ekşi değil de Ahmet küçük ekşi federasyon başkanı. Montella'nın taktiği değişecek mi? Kalınacak otelin tabii. Kalitesi değişecek mi? Milli takımın kamp kadrosu değişecek mi? Milli takımın maçlarının sonucu değişecek mi? Ama 18 Temmuz'u alırsa önümüzdeki yıl müthiş bir kaos bekliyor yine. Demek ya, ki demek ne var? Koltuk. Muhtemelen bir yapıştırıcıyla Mehmet Büyükekşi ve arkadaşlarının arkalarına yapışmış durumda bırakmıyorlar. Hocam ben sana söyleyeyim mi? Hiç bana mantıklı gelmiyor. Milli takım başarılı olmuş, dönmüş, kamuoyu diyecek ki aa çok başarılı. Hayır abi. Kamuoyu da ziyade hükümeti falan düşünüyor. Abi fark etmez. Türkiye Süper Ligi'nde bir tane şimdi bakacağız. Haluk Ulusoy'a faydalı oldu mesela 2000. Bakın bayram bitecek şimdi. Bayram bittikten sonra tabii. Dönecek kulüpler, çoğu kulüpler imzalar falan yani. Dolayısıyla şimdi normal 1 Haziran'da gitmesi lazım. 1 Haziran'da değişmesi lazım. Altlıklardan imzalar gelecek şimdi. Tabii. Altlıklardan da imzalar Sinan gelecek. Şu var. İmza toplamada sıkıntı yok. Bir ay sonra yapmak zorunda. Fakat burada çeşitli hile ve hüllelere başvurarak itirazlarla bunu geciktirir. O toplantı seçim kararı alınır. Yine bir ay süre var. İsterse, direnirse Haziran'ın ortasına kadar filan. Bunu sürdürebilir sonuna kadar. Kurtarır burada çok ciddi bir üçüncü dünya ülkelerinde olan. Ama yazık ya. Buna yazık mı? Umurunda değil ki kardeşim. Yazık ya. Umurunda değil ki büyük ekşiden aradım. Ertem bambaşka bir şey söylemek istiyorum. Mesela ben bu konuya şöyle bakıyorum. Şimdi bir insan düşünün. Mehmet büyük ekşiden bahsediyorum. Bir iş adamı değil mi? Parası var. Ne Batu? Pulu var. Serveti var. İş camiasında kendi çevresinde bir ismi cismi bir adam. Gaziantep Spor Kulübü Başkanı yaptı. Ama şimdi şöhret yapmış. Oldu. Bu sayede şöhret oldu. Federasyon başkanı olunca şöhret oldu. Kötü şöhret. Yani kötü şöhret. Ya, yani federasyon başkanı olunca tüm Türkiye tanıdı. Ya ben şimdi başka bir şey anlatıyorum. İş şimdi adamın şöhretliğine gitti. Ben diyorum ki parası var mı? Zengin mi? İş adamı mı? Evet bunlar buraya gelmeden önce de öyle. Gaziantep'te bir iş adamı. Gaziantep Spor Kulübü Başkanı şöhret olması şart değil. Kendine göre bir iş camiası, çevresi ve serveti var mı? Ben bir insanoğlu bir iş yaptığında, değil mi? Onun bir karşılığı vardır. Hiç kimse sebepsiz bir iş yapmaz. Bir iş, bir de göreve talip olmaz. Onun için bir amacım vardır. Ha, bu nasıl bir amaçtır ki Türkiye'de bugüne kadar hiçbir federasyon başkanına edilmemiş hakaretler ediliyor? Birkaç kulüp hariç bütün statlarda adına küfürlü besteler söyleniyor ve adam bunları her hafta dinliyor. Televizyon stüdyolarında bizler de dahil eleştirmeyen hem de çok ağır hakarete varan eleştiriler yapmayan spor yazarı, spor gazetecisi kalmamış. Sokakta herkes adamdan nefret ediyor. Bu kadar hakaret diyor. Bu neyin karşılığında sineye çekilebilir? Ben onu düşünüyorum. Ne bu adamı orada tutuyor? Bu yok şeyle açıklanamaz bu. O kadar Türk futboluna yok, kendimi adadım ki. İhtiras. Adama kendimi o kadar Türk futbolunun gelişimine adadım ki bütün bunları sineye çekiyorum. Ben buna inanmam. Bu abi, saçma abi, sapan bir şeydir. Bırakılmayan bir şey Türkiye'de bu, abi. Bu görüşmeler. Ya burada bir şeyler örtülmek isteniyor üstüne. Ya. Adam bir şeylerden kurtulmak istiyor bu zırh altında. Ya da bu adam bu işten büyük kazançlar elde ediyor. Başka türlü bak başka itiraz. Abi Aziz Bey kaç yaşında neyse. Dönmek istiyor mu? İtiraz neyse. Uğur Dündar bırakıyor i̇ttiraz, mu koltuğu 85 yaşında. Abi öyle abi Türkiye'nin geleneği. Ya kardeşim ben şimdi bak yanlış örnekler veriyorsun. Zeki adamsın. Aziz Yıldırım bir camia kendi camiası tarafından kahraman görülüp başka camialar tarafından eleştirilir. Aynı Galatasaray'ın başkanına başka camialar neler söylüyor. O başka bir şey. Bir adam düşün Türk futbolunun başında lehine konuşan insan yok, kulüp yok. Bravo. Lehine konuşan tabii, sokakta sıfır, bir sıfır. Kişi bulamıyorsun. Bu aynı şey değil. Tabii, ilk defa oluyor şimdi, bu kadar. Şimdi buna buna bir insan göğüs geriyorsa
Bu adamın bir şeyi var kardeşim. Bana kimse anlatamaz. Ben bu hakareti istiyor. Ben bu hakareti, bu küfürü ben her gün derim futboldayım diye diyelim. Ana, avrat, bütün sokakta insanlar bana küfür ediyor. Ben inatla burada duruyorsam mutlaka ben buradan büyük şey kazanıyorumdur. Büyük. Arkadaşlar. Çünkü çekmem lanet olsun kardeşim der insan. Bakın arkadaşlar. İnsan lanet olsun demez bakın, mi ya? Bir şey ayıralım. Türk milli takımının başarısıyla futbol federasyonunun süper kulüpleri yönetilmesi farklı bir konu. Bak şimdi Apo çok güzel anlattı bütün her şeyi. Yani bir hafta baktığın zaman bir futbol federasyonumuzun yapmış olduğu iyi bir şey söyleyelim bize mesela. Yok abi yok. Dedik çok işte başarısız. Montella geldi tamam finale kaldı. Ya zaten Montella olmasaydı Ahmetella olsaydı yine kalırsın yani. Ahmetella. Ahmetella. Ahmetella olsa yine kalırsın. Başka bir şey söyleyeceğim de. Ahmetella. Yani Ahmetella olsa yine kalırsın. Ahmetella çok iyi ya. Ne yaptın? Montella geldi. Fındık kreması reklamı diyor. Ne yaptın? Montella bir şey mi değiştirdi? Hayır. Ama... O da Metin Korkmaz'ın işi oldu Montella. İlk defa Türkiye'de uzun yıllar bir futbol federasyonu başkanıyla ilgili bir kulüp haricinde hemen hemen bütün kulüpler 2-3 tane de yanında kulüpler var. Bütün kulüpler ağır çekildi. Yok Galatasaray'da ayrılması. Sağdan çekilen takım var. Galatasaray imza vermedi. Sağdan çıkacağız. 18 Temmuz'da ayrılacak takımız, diye. Takımı 2. lige düşüreceğim bilmem ne yapacağım diye kaoslar var. Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi hala bunlar yaşanırken ama bakıyorsun bir futbol federasyonu diyor ki biz 18 Temmuz abi 18 Temmuz federasyon seçimi farklı bir tarih ama milli takımın başarısı farklı bir şey. Tabii ki. Milli takım o, farklı bir şey abi. Abi o ondan medet bekliyor. Biz, medet abi, bekliyor. Medet bekliyor bize ne ya? Fırsata çevirmek istiyor. Öyle, aynen. Bak yemez. Bak ben sana söyleyeyim. Kamuoyu yemez. Aslında aynı şeyi söylüyorsun. Evet. Kamuoyu bunu yemez. Aynı şeyi hiç koymuyoruz zaten. Hiç kimse yemez. Türkiye'ye bak ben sana bir şey söylüyorum. Dost acı söyler. Keşke Mehmet Büyükekşi başarılı olsaydı da hani veya futbolda bir sulh olsaydı da derdik ki ya adam neyi var kardeşim adam şahane yönetiyor. Bundan evvelki neydi federasyon başkanı? Nihat Özdemir. Evet Nihat başkan. Bu kadar kötü müydü? Hayır, ortam. En kötüsü buydu. En kötüsü buydu. Değildi. Şimdi ne dedik? Beceremedi Nihat Özdemir'e. Bu kadar mı? Değildi. Onun için yani buradaki konu farklı bugünkü ya. Mehmet Büyükekşi'nin durumu. Evet. Onun için yani burada milli takım isterse ya Avrupa şampiyonu olsun. Farklı bir şey. Sinancığım biz öyle. Büyük başlamaz. Sinancığım biz öyle olunca tabii. Tamam öyle Mehmet demiyoruz ki biz. Kimse öyle demiyor zaten. Hayır. Siz kamuoyu diyorsunuz ki hani. O belki öyle zannediyor. Ya yok ben ona söylüyorum. Öyle zannediyor işte kamuoyu falan değil. Ya kamuoyu falan yemez. Bu lig başlamaz. Doğru. Bak ben sana söyleyeyim. Başlamaz. Bu lig başlamaz. Mehmet tamam. Büyükekşi eğer başkanlığa devam ederse. Bunu yazalım. Bu lig başlamaz. Peki sen Sinan Engin olarak bir şey oldu. Bir yıl önce seni seçtik biz federasyon tamam. Başkanı. Aynı bu muameleyi görüyorsun. Eline yüzüne bulaştırdın. Ya, derim ki. Ya, ne dersin? Pardon ne dersin? Ya derim. Bu niye demiyor arkadaş? Bu mesaj niye nalete kumuyor? Allah futbolunuzu koyuyor. Rezil olarak gitmek istemiyor. Şimdi elinde. Ya bu niye nalete? Apo abi daha cüzdanı bir cevap vereyim. Ver. Elinde son bir küçük fırsat var. Bütün takımlar ondan nefret ediyor. Tarihin gördüğü en başarılı federasyon başkanı. Ama Montella falan filan derken Hasan Doğan'ın 2008'de gerçekleştirdiği gibi ki Hasan Doğan'ın da rahmetli büyük adamdı ama. Galatasaray nefret etmiyor. Abi Galatasaray'ın açıklama dün, yaptı. Bak, dün Dursun Bey'in açıklamasını getireceğim ekrana. Biz saygı duyuyoruz federasyonun. Federasyonun çok gece yarısı. Bir de eski açıklamada gece yarısı ben bir saat bir kişiyle telefon konuştum. İsim vermem. Dedim ki ya bu büyük kişiyi gitmesi istemiyor musunuz kardeşim? Açık. Gitmediler bu dedim. Kesinlikle gitmesi istiyoruz. Açıklamamış dedi. Hayır o kişi dedi. Gitmesini istiyor. O gün gidecek dedi. Daha büyük dedi. Kişi istemiyor. Daha büyük derken Galatasaray'ın daha büyük kişisi. Ama gün, bir altında kişi istemiyor dedim, bence. Dedim yeniden aday olursa istiyor. Dedim. Bak çok önemli bir şey anlat diyorum. Yeniden aday olursa dedim gece yarısı. Yok öyle bir şey dedi. Kesin o gün gidecek dedi. Bu daha dedi. Kötü o zaman rahatsız. Ama niye? Orada şöyle bir hatıra. Şöyle bir tabii kurnazlık oranına katılıyorum. Arkadaşlar ikinci falan olursa diyelim biz beşimizde. Büyük ekşi düşmanıyız. Hiçbirimiz onu göndermeyiz. Şimdi bak şu kumar oyunu. Türkiye ikinci olursa hiçbirimiz onu göndermeyiz. Müsaade etmiyor. Ahmet Hoca'yı bir dinleyelim. Ahmet seçmiyor. Hocam. Bu futbolun içindeki. Müziği açalım. Daha dünkü çocuklar. Müziği açalım. Bizler. Rasim Arif yaş itibariyle bizler. 40-50 yıldır bu işin içeri. Şimdi kurnazlık şu. Büyük ekşi yok mu büyük ekşi? Oturuyor. Bir kurmayları var. Bunlar aptal adamlar değiller. Diyorlar ki. Ne yapalım yapalım 18 Temmuz. Çünkü Haziran ayında Fenerbahçe'de kongre var.
Ali Koç gider ise yeni gelecek başkan bizimle direkt çatışmaya girmez. Şimdi bak taktikler. Ben onları bildiğim. Ali Koç gidecek. Bence de hayır. Bunu bir daha söyler misin? Bunu düşünüyorlar mı hocam? Ali Koç bakın burada yazıyorum üstüne. Bence de. Ali Koç aday olur. Ali Koç devam 3 sene daha devam edecek. 3 sene daha devam. Ali Koç bu Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan da gitmez. Hazır mısın? Evet. O Riva'da. Riva o karanlık odalarda. Riva bana göre bir günah merkezidir. Vatikan gibi hocam. Daha kötü. İşte Vatikan'da işte ritüeller falan ritüeller var. Günah derken, günah derken cinsi sapıklık anlamında demiyorum. Şeyler sızıyor, sen söyle. Kayıtlar sızıyor, sızdırılıyor. İngiliz hakem bir de başı sızdırma var. Bakın ben lafımı esirgemem. Türk futbolunu bir yalancı yönetiyor. Oo. Bunu söyleyebilecek var mı Türkiye'de? Evet. Türk futbolunu yalancı bir adam yönetiyor. Her ne kadar yalancılık değil, Türk Ceza Kanunu'na göre hakaret olmasa da köküne kadar söylüyorum. Mehmet Büyükekşi sen yalancısın. Şimdi iki tane majör yalanını söylüyorum adam. Hocam yalandan önce biraz önce söylediğim çok önemli. Şimdi bu yalancı başkan veya avanesi oturuyorlar diyorlar ki beyler olay ki Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, mali final ayakları olursa bizi kimse deviremez. Daha 3 senemiz var. 2. En az bunun kadar önemli. Şimdi bu Ali Koç şampiyonluğu kaybeder ise ben Sinan gibi düşünmüyorum. Şu müziği kısın ya biraz. Eğer Ali Koç ve Fenerbahçe şampiyonluğu kaybeder ise evet. Ne camia Ali Koç'u sevmesine veya sevmemesine rağmen devam eder. Evet. Ne de Ali Koç zati ailesi evet, babası. Evet. Ya işin artık şeyini çıkar. Belki devam eder. Rezillik var. Etmez. Benim şahsi görüşüm. İkiye ikiyiz. Bence abi. Ali Koç devam etmez. Şimdi diyorlar ki evet. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederse Ali Koç giderse yerine kim gelirse gelsin daha sıcakta biz onu ufak bir kuşağa alırız diyorlar. Bazı dengeler var. Bir dakika alırız diyorlar. Galatasaray zaten yanımızda. Beşiktaş bugün öyle ama Hasan Arat da yağ yeni olduğu için onu da acaba kandırabilir mi diyor. Zaten maalesef, maalesef çok utanarak söylüyorum. Trabzonspor döndü. Trabzonspor döndü hiç kızmasınlar hiç yakışmayan niye, bir şey Trabzonspor yaptı. Trabzonspor imza veriyor. Hayır vermiyor işte. Görürsün. Keşke verseler ben özür dileyeceğim. O daha iyi bilebilir ama bugün de gitti ya. Son kulisleri ben bugün duyduklarımı söylüyorum. Hayatımda ilk defa bugün o binaya girdim. Benim 4 hocam. Başkan var. İkisi üçü arkadaşım. O aslan gibi ben başkanı hiç tanımam. Dedim gel bir hocam en öpüyor. Dik duruşu yapan tek sezon başından beri Ejmel iki başkan. Adamdır. Ayakta biri Ejmel başkandır. Bir de Samsun'daki. Hayır. Süleyman. İkincisi bizim Süleyman Urma'dır. Süleyman Başkan da. Ejmel Başkan da Süleyman Urma. Bugün bana bunu söylememelerinden rağmen. Biri de düşürecekler. Hakemler tarafından bilerek, isteyerek, organize evet. Bir şekilde katledildiler. Ha İstanbul Spor hocam. Belki gücü azdı. Bu olabilir. Devam ediyorum. Türk futbolunu yalancı bir adam yönetiyor. Bunları mahkemede de söyleyeceğim için söylüyorum. Ben Türk futbolunun ağır konularda yalan evet, söylemiş bir adamı. Tekrar söylüyorum kardeşim hepimizin karısı var. Majör konularda karımız bize yalan söylerse ben onunla aynı evde yaşarken huylandı olurum. Mehmet Büyükekşi sen bir yalancısın. İspat, birinci ispat. Hani bir telefonda Baylok vardı ikinci istemişti? Bunları mahkemede belgeleriyle açıklayacağım. Cumhuriyet Savcılığı soruşturmasında iki telefonunda da Baylok var. Bak Baylok suçtur değildir demiyorum. Sana FETÖ'cüsün METÖ'cüsün onu da demiyorum. O benim hakkım haddim de değil yargının hakkı. Ama niye yalan söyledin Baylok olsa? Dersin ki kardeşim iki telefonda da Baylok vardı. Birisi bu, biri bu. Ben yapmadım. Yanlışlıkla yüklenmiş. İki, federasyonun açıklamasında VAR hakem sorumlusu Tözgü Tolga Özkalfa istifa etmiştir. Yeni yaşantısında başarılar diyor resmi. Yalan. Ama aynı yalancı Mehmet Büyükekşi bu Hugh Dallas ve hakemlerle yaptığı toplantı öncesi Tolga Özkalfa'yı görevden aldım diyor. Hangisi yalan? Hangisi doğru? Mehmet Büyükekşi. Yeah. Senin gibi ya. Eğer sen bunlarda yalan söylemiş isen Allah bilir hangi konularda daha yalan söylemişindir. Senin gibi bir yalancı adamın orada kalmaması için 3 aydır sadece ben mayın eşeği gibi Rasim'le de o yüzden bana dedi ya çay içe evet o ironiydi gel kahve evet. İçelim. Sen, ha nihayet bugün. Burada canlı yayında da dedim burada. Burada canlı yayında dedim kardeşim. Bu ironi şimdi. Ben de onu söyledim. Bir tek ben saldırıyorum. Ne Ali Koç saldırıyor ne. Ben mayın eşeği miyim dedim. Mayın eşeği. Tekrar söylüyorum. Ha nihayet bugün içim gitti. Ejmel Başkan'ı gördüm. Yüksel Başkan'ı gördüm. Samsun Spor. Bizim Adana Spor Başkanı Sancağı gördüm. Süleyman Urum'a burada. Bir iki başkan daha geldi gitti. Belki alt kümelerden. Tanımıyorum çünkü. Konuştuk. 20 dakika kaldım. En önemlisi ne biliyor musun?
Şimdi beni evli kadınlar ve evli erkekler dinlesin. Eşinizin birçok şeyine katlanabilirsiniz. Örnek. Biraz derbederdir. Okey. Örnek. Biraz kötü yemek yapar. Örnek. Kocanız biraz para kazanır. Örnek. Oyun, bazı alışkanlıkları bazı var. Sigara içki gibi, oyun gibi alışkanlıkları. Tamam. Bunlar izole edilebilir ama karınızın veya kocanızın biliyorsunuz ki ikinci bir evi var. Metres. Bu güven ya da bunu düşünüyorsun, uyuz oluyorsunuz. Bu güven sarsıldığı an her şey bitmiştir. Türk futbolunda ben bugün sevgili başkanlardan bunu gördüm. Büyük ekşi, direneceksin. Biz de direneceğiz. Tıpkı İkinci Dünya Harbi'ndeki gibi, direnişçiler gibi. Şimdi ne uğruna diyor. Bir sürü hakemler, evet, bir buyurun. Sürü eski hakemler. Yani gönderilen hakemlere bakıyorsun. Hmm. Oralara, buralarda, kanallarda, YouTube'larda konuşuyorlar. Hep ağırleştiriyorlar. Mesela bunlar araştırılıyor mu? Ya. Mesela. Bir daha söyle. Bir sürü hakemler var. Ali Palabeyik tipinde çıkıp konuşuyor ya Serkan Tokat. Bir sürü bakıyorsun değil mi? Konuşuyorlar hepsi. Bir tane Serkan İzmirli, Çınar. İzmirli Serkan Çınar mıydı? İzmirli mesela bir hakemin hanımı vardı değil mi? Tabii sordu, çok ağır konuştu. Bu araştırıldı mı? Hakem Hakan Ceylan'ın eşi hanımefendi. Bir sürü şeyler söyleniyor mesela baktığı zaman. Hani hiç böyle bir boşlukta kalmadı. Ne oldu ne bitti. Onun için yani Türk halkı milli takımın bilmem üçüncü olmuş, dördüncü olmuş, ikinci olmuş, başarılı olmuş falan filan diye falan geçmez. O farklı bir konu. Sinan Hanım 10 saniye izin verir misin? Sinan Alman Hanım, yetkililere Türk sesleniyorum. Halkı, Alman yetkililerine. Bakın hiç tasvip etmem. Hiç tasvip etmem. Hocalar eğer benim adım Ahmet Çakarsa. Kime sesleniyorsun? Alman İçişleri Bakanlığı'na. Yazın. Eğer benim adım Ahmet Çakarsa. Ola ki federasyon başkanı o tarihe kadar manasız şekilde ayak sürer direnir de. Almanya'ya giderse lütfen kendisine 4 veya 5 tane Alman izbandut polis koruması verin. Çünkü niye? Bunu nerede gördüm? En son maç oynadık ya. Çıkışta hanımefendi de vardı ki o çok terbiyesizce bir davranış. Beşiktaş taraftarları. Beşiktaş taraftarları ağır hakaretler ettiler. Olmaz. Yanında karısı olan adamı var. Doğru ama diyorsun. Almanya'da Alman İçişleri Bakanlığı'ndan istirham ediyorum. Mehmet Büyükekşi ben eleştiririm. İçinden geçerim ama kılına zarar gelirse de ben öne çıkarım. Onun şimdi, için Avrupa'da gezemezsin Mehmet Büyükekşi. Şimdi ben bakıyorum. Ben, bu konulara bakıyorsun. Yanlış mı? Yani. Bilmiyorum hocam o kadar bilmiyorum. Gelelim Ali Koç mevzusuna. Ali Koç net olarak söylüyorum bak net olarak söylüyorum şampiyon bu takım şampiyonun şansı var mı? Var. Bu takım Türk Telekom'da yenebilir mi? Olmasa da devam eder. Aynen katılıyorum sana. Yenebilir arkadaş. Ama ben Ali Koç'un bu saatten sonra bu imza işlerinden sonra bu mücadeleden sonra önümüzdeki sezon şampiyon olamasa da diyelim mesela yani bu benim şeyim değil temennim falan değil. Tabii. Olur inşallah olur olmaz Galatasaray fark etmez benim için. Hı hı. Ama Fenerbahçe taraftarı gerekli krediyi Ali Koç'a verecektir. Çünkü bu kavgayı devam ettirsin diye. Daha doğrusu Sayın Ali Koç eğer bırakırsa başka adaylar ortaya çıkarsa diye hiç bırakmayacak. Bak bırakırsa diyorum tekrar adayım da diyebilir. Onun için bence ben Ali Koç'un başka bana göre bir planlar olduğunu düşünüyorum ve devam edecektir. Ondan dolayı net söylüyorum. Bu zamana kadar 300-350 milyon dolar bu kulübe para geliri sağlamış yani para vermiş sponsorlar onları bunları 4-6 sene içinde bundan sonra daha bir 300 daha harcayacak demektir. Ve bu takımı ben eninde sonunda şampiyon yapmadan bu kulüpten gideceğini düşünmüyorum. Sinan abi bir ek yapayım. Şimdi Ali Koç şunu çok iyi başardı. Bu sene başarılı olamasa dahi konferansta Allah korusun ben tabii bir Türk olarak destekliyoruz. Olympiakos'a elense, Galatasaray sürklase etse ve ikinci bitirse dahi bu tabloyu dışsallaştırmayı başardı. Yani bugün Fener taraftarı ben bugün bak sen birlik de ismini oldu. Vermiyorum. En meşhur Fenerlerden biriyle konuştum. Birlik oldu Fenerbahçe taraftarı. Fener taraftarı hala Ali Koç'u çok seviyor. Onun haksızlığa uğradığını düşünüyor. Fenerbahçe başarısı olmuşsa bile Ali Koç'un mesuliyetli olmadığını, bunun dışarıdan kaynaklandığına inanıyor. Ve dolayısıyla Ali Koç devam dediğinde full halde 3 sene daha devam edecektir. Kesin bu. Saadettin Saran falan gelme şansı yok. Yani öyle bir şey yok. Bir kere Aziz Yıldırım anında Saadettin Saran dendi mi Aziz Yıldırım devreye giriyor.
Ali Koç varsa Ali Yıldırım devreye girmez. Ali Koç tek başına ikinci olsa ve konferans kupasını Olympiakos'u elense dahi bana göre 3 sene daha devam edecektir. Evet Abdülkerim abi. Şimdi, Şebap abim daha iyi bilir. Şimdi ben yani o konularda çok bir bilgim yok ama şöyle benim bir... Analizin. He, analizim var. Biz tahmini konuşuyoruz. Tabii. Biz de analiz yapıyoruz. Evet ben de analiz yapıyorum. Şu açıdan analiz yapıyorum. Futbolculuk dönemim oldu. Yani yaklaşık işte 40 senedir falan da işte futbolun çocukluğumuzdan beri düşün. 12 yaşından beri oynuyoruz. Altyapılar, üst yapılar, milli takım, Fenerbahçe falan filan oynadık. Taraftar tipolojisini iyi bildiğimi tahmin ediyorum. Çünkü içlerinde büyüdüm ben. Değil mi? Kendim önce taraftardım çocukken. Sonra futbolcu oldum. Benim taraftarlarım oldu. Beni alkışladılar falan filan. Sonra tekrar futbolculuk hayatı bitince tekrar taraftarlığa geri dönüyorsun. Şimdi 30 milyon taraftarı olan kulüplerde 30 milyonun taraftar şöyle düşünecek dediğin an aslında kendi düşünceni taraftar da mantıklı bulduğun için taraftarın da öyle düşüneceğini söylüyorsun. Ben hiç böyle bir şey görmüyorum. Özellikle bugün Fenerbahçe'yi konuştuğumuz için Fenerbahçe taraftarından bahsedeyim. Yani Rasim'in dediği gibi bir Fenerbahçe, Sinan'ın dediği gibi bir Fenerbahçe taraftarı var mıdır? Tabii ki vardır. Milyonlarca vardır. Milyonlarca. Milyonlarca Fenerbahçeli Türkiye'de Ali Koç değil kralı olsa bu düzen Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaz diye inanmış. Aynen. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı var. Onlar Fenerbahçe şampiyon olmasa da bu sene Ali Baba bizi bırakma diyecektir. Tamam mı? Ama 30 milyondan bahsediyoruz. 30 milyonun 30'u böyle diyecek zannetmeyin. Bir kısımda var ki bunu daha en yakında görüyorsun. Oynama, ligde de oynama, futbol şubesini kapat diyenler Urfa'ya niye çıkmadın dediler. Urfa'ya niye takımı götürmüyorsun dediler mesela. Anlatabiliyor muyum? Birdenbire. Oynasana bu takım Galatasaray'ı yenecek gücü vardı kupayı alırdın dediler. Şimdi bugün bunlara inanan, Fenerbahçe kulübünün haksızlıklarına inanan milyonlarca taraftar vallahi 7 hafta sonra öyle bir döner ki hiç anlamazsın. Kardeşim tamam da diyorsun da hak diyorsun da hukuk diyorsun da mesela Galatasaray'dan önce daha önce yenildi Fenerbahçe. Karagümrük'e yenildi veya bir takıma yenildi. Düştü 6 puan geriye. Son maçta gitti gene geçen seneki bir orada da kaybetti. Elendi. O var ya bugün evet başkan ne yapsın başkanın suçu yok başkan aslanlar gibi mücadele ediyor diyen adamların %80'i kardeşim sen de işte başarısızsın onu yapamadın buraya döner. Taraftar dediğin şey böyle bir şeydir. Şey midir yani 30 milyon yekpare aynı düşüncede olur mu? Ki Fenerbahçe'de bu çeşitlilik daha da fazladır. Yani taraftarın tamamını konsülede edememek Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biridir. Çok çatlak ses çıkar. Kendi muhalefetinin içeriden de çıkar. Eski yöneticiler Ali Koç'un aleyhinde demeçler verirler. Anladın mı? Yine başaramadı olur. 6 yıl sıfıra gitti olur. Yani öyle yekpare Sinan'la Rasim'in dediği gibi Fenerbahçe Kulübü'nün başkanının arkasında dursalar yekpare halinde o zaman ben de derim ki bırakmaz. Böyle olmaz. Özellikle Türkiye'de olmaz. Fenerbahçe'de hiç olmaz. Yani Fenerbahçe'de öyle bir şey zor olur. Evet. Sonuçta iş becerememiş adama döner ve Ali Koç da bu şartlarda kulübün başında durmaz. Bir tek şansı vardır. Fenerbahçe şampiyon olacaktır. Tamam mı? Ali Koç yine bırakacaktır şampiyon olsa dahi. Fakat İşte o zaman 30 milyonun 29-28 milyonu der ki taraftarız biz çekeriz cefa Ali Baba bizi bırakma diye yalısının evinin önüne gidip çadır kurarlar. Geri gömsün diye. Ancak böyle olur. Öbür türlüsü çok zor abi. Ben de diyorum ki Apo ben böyle şu ortamdayken görüyorum. Bak şu ortamdayken şöyle gerilen bir ortamdayken ben kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe taraftarının son derece aynen bak şu ortamda destek vereceğini bakacak şimdi alaylara bakacak diyecek ki ulan diyecek yine yani yine en iyisi Ali Koç diyecek hani ölüsü bile tabii diyecek canım mesela, ya. Mesela ölüsü bile diyecek yine ben Fenerbahçe taraftarının ya gelecek kimse yok Sinan abi ama, Acun olabilir ama, onda da yasal engel ama, var herhalde şu an şeyi ayı tutmuyor ayı tutmuyor ayı. Aynen 6 ayı var onun için buradaki en büyük etken tabii buradaki 7 maçın performansı çok önemli. Yani bir de oynayacağı performans önemli. Tabii. Yani oynarsın da. 5-6 yerse dediğinde oynar. Yani giderse ayrı bir konu ama ben inanıyorum ama ki. Ama hakemlerle kaybedildiğine inanılırsa. Ya zaten şöyle bir durum var şu an. Böyle bir şey var. Algı var zaten Rasim. Şimdi oraya 25 bin kişi toplamak kolay mı arkadaş? Değil tabii. Osa'da. Maç gibi aynı. Osa'da 25 bin kişi topluyorsun yani.
Anladın mı? Aynen. Onun Sinan için... nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ha. Söylemekle doğru mu yapacağım? Hocam lütfen küpeli olan şeyi söyleme. Şüpheli falan değil. Ama hani bak emin değilsin. Emin olmadığın şey. Eminim, hayır. Söyleme ya. Hocam bir de sana bir laf söyleyeyim. Yani bir şey söyleyeyim. Bu Trabzonspor'un ben imza vermeyecek şeyine katılmıyorum. Verecek göreceğiz. Eğer ki verirse verecek. Çok memnun olurum kendilerine. Verecek bir Karadeniz'e hocam. Yakışan. Hocam verecek. Çünkü ne? Ertuğrul Doğan. Daha Ertuğrul Doğan. Ertuğrul Başkan 10 gün önce federasyon istifa gidecekler diyordu. Şimdi vermeyeceğini öğrendim. Verirlerse mutlu olurum. Teşekkür eder, tebrik ederim. Fakat bekle. Şimdi bakın bayramdan arkadaşlar. Bekle. Tartışılır. Çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Çok ciddi bir riskle. Tamam. Bu ligin ciddi anlamda tescil edilememe durumu var. Niye? Örneğin konudan konuya geçeyim, sözümü kesmeyin. Belki de bu son 6 aydaki en büyük haber olacak. Ligin tescil edilememe durumu var. Edilememe durumunda ve Riva'da ve hakemlerde ne entrikalar döndüğünü belgeleyecek. Hazır mısınız? Çok iyi derdi. Diyelim ki Allah korusun bir yakınımız İstanbul'dan Londra'ya uçarken İsviçre üzerinde uçak düştü. Allah. Uçak düşmesi 1/100 görünen bir olaydır. Allah kimseye yaşatmaz. Allah korusun. Allah. Fakat öğreniyoruz ki daha sonra işte İsviçre yerel federal polisi bilmem ne havacılık şeyi falan uçağın pilotlarında veya pilotunda gizlediği veya şirket tarafından bilindiği halde gizlediği bir hastalık var. Belli an geldi ya uçağa hakim olmak uçağa çakıyor. Sorumlu kim? Bir pilot. Daha büyük sorumlu kim? O pilota ücret veren, çalıştıran havayolu şirketi. Ölen 400 tane can. Şimdi arkadaşlar. Türkiye'de son bir ay içinde yer yerinden oynatan bir Galatasaray-Antalya maçı yaşandı. Çok fahiş hatalar, yanlış penaltılar, bunu ben söylemiyorum. Hulk Dallas söylüyor, daha da ağır. Hakemler itiraf ediyor. Daha da ağır. Anlayamadım, o andaki ruh halim onu verdirtti falan gibi böyle suç olarak yorumlanabilir ifade. Bunu ben söylemiyorum. Hakem kendisi evet bu penaltı değilmiş diyor. Oğlum niye verdin diyor Hulk Dallas. Ya o anda eller falan kalktı, seyirci falan gibi böyle. Ancak köy maçlarında İşte arkada çobanlar falan bağırdı diyen köy hakemine vereceği penaltılar. Fakat Futbol Federasyonu bunu muhtemelen biliyor. Abdülkadir Bitigen hasta. Bunu gülme sakın Rasip. Çok ciddi bir şey söylüyorum. Hasta derken ruh hastası anlamında anlatıcı açıklayacağım. Ha, bilimsel ben hasta. Bir, bilimsel, tamam, ben bir tıp doktoruyum. Ben hakaret gibi zannettim. Tourette sendromu diye bir sendrom vardır. Ne? Kodluyorum. Trabzon, Ordu, Urfa, Rize, Edirne, Trabzon, Trabzon, Edirne. Tourette yazılır. Tourette sendromu. Maalesef bizim kardeşimiz Abdülkadir Bitigen Tourette sendromu. Olabilir. Tourette sendromu ne? 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 Güzel. Vücutta birçok tikin stres, sıcak, yorgunlukla tetiklendiği bir hastalık. Omuzlarını kaldırma. Deniz Türüş'te de yaratma. Olabilir mi? Kim? Deniz Türüş'te şöyle bir hareket yapıyordu bilmem, ya. Bilmem. Fakat en önemlisi göz kırpma. Allah korusun. Yani normalde insan saniyede 14 defa göz kırparsa sağlıklı vatandaş. Tourette sendromu. Tourette. T-O-U-R-E-T-T. Tourette sendromu olan arkadaşlar belki dakikada 65-70 defa göz kırpıyor. Yani şu şekilde bakın. Arkadaşlar biliyorsunuz da. Böyle bir dakika, bir dakika. Böyle yapıyor. Şimdi. Bu normal hayatta olmayabiliyor. Ama stresi verdiğinde, sıcaklık arttığında ve yorgunlukta. Ne demek bu? Maç yönetirken. Oo, stres demek, tabii. Yorgunluk demek, vücut ısısının yükselmesi demek. Evet, yani. Doğru. Çok fena olursun. Şimdi dakika 75, stresten filan, Tourette sendromun olan özellikle göz kapaklarının 8-10 kat artmasından kaynaklanan şöyle bir insanın sahada hakemlik yaptığı, yapması normal mi? Ulan böyle yapan adam penaltıyı nasıl görecek? Böyle yapan adam tekmeyi nasıl hocam görecek? Hocam bu şey yapmıyor mu? Onu kontrol etmiyorlar mı? Şimdi, evet ya, bu bir, ya. Hayır, bu Allah'ın verdiği bir şeydir, genetiktir. Tamam. Geçmiş olsun, tedavisi vardır, yoktur, o beni aşar.
beyin cerrahlarının işidir. Oksipital bir lop hasarıdır. Bak tıp doktoru olarak konuşuyorum. Bu şerefsizlik değildir, suç değildir, ahlakçılık değildir. Allah şifa versin denir ya. Ne diyor bunu Allah? Bilimsel misin? Mesela savaş pilotları sendromu. Bir dakika. Savaş pilotlarına bakarlar. Eğer belinde spina bifida dediğimiz dört insanda birinde görünen bel hadisesi varsa kardeşim sen pilot olamazsın. Çünkü pilot oldu mu savaş pilotu çok büyük basınç yiyorsun. Belin şeyi stabilitesi bozuk. Doğru. Belin patlar diye o seni yapmazlar. O adam kötü adam mı? Hayır. Şimdi ben soruyorum. Futbol Federasyonu'na. Siz bunu biliyor muydunuz? Muhtemelen biliyorsunuz. Böyle rahatsızlığı olan bir kardeşimiz. Stres, yorgunluk ve sıcakla göz kırpmaları 8-10 kartı adeta sürekli açıp kapayan bir adam bir penaltıyı nasıl görür? Bir elle oynama penaltısını nasıl görür? Kırmızı kartlı hareketi sarı karttan veya faulden nasıl ayırt edebilir? Bunu biliyorsunuz. Ve bu hakemi finale götüreceklerdi evet. Hocam. İkinciyi söylüyorum. Yaşar Kemal Uğurlu kardeşimizi attılar. Ama uzun yıllar Yaşar Kemal Uğurlu kardeşimiz hakemlik yaptı. Evet. Adana Demirspor Sayın Başkanı Murat Sancak bizi yedi diyor. Sonra da çocuğunun hastalığını kullandı diyor. Murat Sancak yaşıyor. FIFA bugün hakemliği gördüm. De yaptı hocam. Ha, FIFA hakemliği yaptı. Yasin. Oysa ki... O da mı hasta? Oysa ki çok ciddi renk körlüğü olduğu iddia ediliyor. Ben Allah hala raporu Allah. Görmedim. Yok artık. Şimdi diyorum ki bakın. Riva'da çok şey gizleniyor. Bunlar benim deşerek bulabileceğim şeyler. Deşerek. Bakın dikkat edin. Abdülkadir Bitigen'in maçlarında çok fazla penaltı hatası olur. İyi dikkat edin. Mesela maç 5-0. Pendi Fenerbahçe maçı. Ferdi. Kabak gibi penaltı. Oyna diyor. Kötülüğünden değil. Kötü karakterliğin olduğundan değil. Göremiyor, kötü hakem de olduğundan değil. Onu vermek için hakem olmaya gerek yok ki. Evet. O yorgunluk da sıcak. Stres. Gözler Tourette sendromu. Tourette sendromu evet, hocam. Dediğimizde... Kısa aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, ani bedensel tikler ve ses tiklerinin oluşturduğu nörolojik veya nörokimyasal kalıtsal bir rahatsızlık, nöro gelişimsel bozukluklar kategorisinde ele alınır. İsmini Fransız doktor Gilles de la Tourette'den alır. Diyorum en önemli hakem. Yani mesela omuzunu kırparsa, omuzunu oynatırsa bunun hakemliğe zararı yok. Tamam mı? Tamam. Efendim dilini çıkartıyor, sokuyorsa bunun da hakemliğe zararı yok. Ama sürekli gözlerini kırpıyorsa sıcakta, streste bunun hakemliğe direkt zararı var. Soru bir. Aldığım rivayet yıllardır bu bilinen bir şey. Allah. Fakat saklanıyor. Allah. Tıpkı çok rahmetli bir spor abimizin, spor yazarı, eski milli futbolcu abimizin ağır bir kloptoman olduğunun toplumdan saklandığı gibi. Bir daha söyle. Başlıyoruz defterlemi. Bir daha söyler misin? Tıpkı. İnsanları bakın tekrar söylüyorum. Şu anda ismim vermeyeyim. Şu anda vefat etmiş. Eski bir milli sporcu. Uzun yıllar spor yazarlığı yapan bir abimiz isim vermem. Ağır kloptamandı. Kloptaman şudur. Abi tabii o abi. Kloptaman şudur. Yanlış anlama. Tabii tabii. Yani para filan çalmaz, yüzük çalmaz. Tabii. Gelir mesela masandaki ufacık bir silgi vardı. Olmadı. Silgi çalar. Silgi alır gizlice cebine koyar ve bundan korkunç bir haz duyar. Silgi abi, yani tabii, olur 1 lira bile değil. Veya orada ne bileyim ufacık basit bir kalem var. Yani 1 lira etmez. Onu alır çalar. Genelde çoğu da zengin olurmuş. Tabii. Kloptamani, her şey var adamın. Kloptamani çalma hastalığı diyor. Çalıyor. Şimdi bunlar, bir trilyoner. Bu hiç yayılmamıştır. Bu hastalığı söylemeyelim. Büyük bir kalemci bizdi. İsim ver. Ya isim verme Raş. İsim ver. Eski milli sporcumuz. Yılların spor yazarı şu anda ben da demedim, merhum. Ben demedim. Şimdi soru şu. Tekrar buraya geliyorum. Kardeşim. Allah bilir Riva. Daha neler? Burada sağlıklı hakem yok mu bu Riva'da ya? Bunlar hepsi hasta mı ya? Buyurun. Buyurun. Bu ne ya? Burası ne ya? Aynı ahlaksızlık. Hazır mısınız? Hocam şimdi... özür dilerim bir saniye. Bir dakika. Ayrıca kendisi... Hakem odası. Abdülkadir Bitigen aynı zamanda diş hekimi. Olabilir. Nasıl hayır, hayır sağlıkçı. Yapamaz ki. Hayır bu hocam şimdi... Adamın dişi bir çıkarmaz şekerken. Bundan dolayı mı lig testi edilmeyecek? Hayır bundan dolayı mı lig testi edilmeyecek? Hayır bak tekrar söylüyorum. Bir dakika arkadaşlar. Hayır. Kendimiz dolgu yapıyor bu. Ya müsaade edin. Ama kaç maç yönettim bu adam. Bir de kaç maça tesir edin. Müsaade edin. Ama raporu abi... Sevgili kardeşim bir müsaade edin. Dinleyelim. Adamın hastalığı şayet bilindiği belgelenirse yetkililer tarafından federasyon MHK. Tik sendromu diyelim arkadaşlar tik. İki. Tik deme ya. Turuk dedi abi. Kendi itirafları. Ha şunu dese alnından öperim. Ben penaltı gördüm. Şimdi de penaltı kardeşim. Dese amenna.
Hayır değilmiş, ben niye çaldığımı da bilmiyorum. Ruh hali, muhali falan bir şeyler. Diyor, ya o da diyor, o da diyor ama. Var hakemi tamam, diyor hocam onu. Tamam mı çocuklar? Var hakemi ya diyor. Ya tamam. Lig teşkil olmayabilir. Şimdi yarın bir gün derse ki FIFA, ya bu arkadaş siz bizim Avrupa maçlarına var hakemi olarak yolluyorsunuz. Bunun hastalığını da biliyorsunuz. Bir defa şimdi FIFA hakem komitesi, FIFA sağlık kurulu toplanır. Bu arkadaşın bu rahatsızlığıyla hakemlik yapmasında bir mani var mıdır? Yok mudur? Evet. Ha bir şey söyleyeyim. Hocam bu tik hastalığı değil mi? Tik. Soruk tövbe estağfurullah. Hayır böyle tik. Toruk. Evet ben bir soru sorabilir miyim? Toruk. Sinan abicim senin tikin var mı? Ya yapmayın beyler. Mesela acaba desem böyle mi? Rasim oğlum bir Rasim. Rasim oğlum bir insanın. Rasim. Rasim bir insanın Allah tarafından kendisinin. Ya bir dinle. Beyler şiddetle reddediyorum. Duyuyorum. Ama Sinan abi Sinan gözler kesin. Beyler. Beyler. Gülme komşuna. Ama sence tiki var. Çocuklar, hocam ona gülmüyoruz. Gülme komşuna gelir başına. Hocam Allah'ın Sinan diyor. Allah'ın. Hocam abi Sinan abi çok büyük bir tiki var. Ya Rasim bir dinle. Allah'ın verdiği bir rahatsızlığı. Gülmenizden dolayı. Evet, hocam ona gülmüyoruz. Neye gülüyorsun? Sinan abinin tiki var diyor. Çok tikli diyor. Çok büyük sen, tiki var hocam. Biz ne yapıyoruz? Büyük tiki var. Tiki. Bir tikenin ben ne olduğunu abi, abi. Ben bana sen, çok gerçekçi büyük gelmiyor. Çok da mani görmüyorum onda. Nasıl? Yani. Yok, Sinan hocam, şimdi beni kessene Sinan. Hocam bir şey söyleyeceğim. Müsaade beni kes. Sinan'cığım buyur kardeşim ne istiyorsun? Engellemez hocam. Evet anlamadım. Ben çok vallahi seni görmüyorum. Seni ben Brad Pitt gibi görüyorum böyle bakacağım. Hayır güzel söyledi. Hayır bir daha bir yap. Bir daha bir. Sinan konuşsana sen. Abi ben maçı yok değil mi? Ben seni Sinan hocam, gibi değil. Bu çocuk diş doktoru. Brad Pitt gibi görüyorum böyle gözümü kırpınca. Diş hekimi, diş hekimi. Diş hekimi hocam. Diş çekemez, diş çekemez. O zaman diş çekemez. Aynı şey mi? Abartıyorsunuz beni. Sinan sen dişçilik yapabilir misin? Yaparım. Tehlikeli. Yanaşamazsın şeye. Şeye adam dişte yatıyor. Ya Rasim ayıp, ayıp dur ya. Allah'ım. Karıştırma. Herkesin tiki olabilir. Hadi yok mu röportaj falan yok mu? Var var. Hocamın. Evet kaçıyor. Abdülkadir hocama buradan sevgiler. Hocam size gülmüyoruz sakın. Diş hekimi. Sinan abinin tiki var dedi. Tabii. Niye öleceğiz kardeşim? Abdülkadir Hoca da çok beyefendi. Çok da sevdiğim bir hakem. Olayı karıştırmayalım. Benim. Bir de ben bu tikin de böyle bir mani olduğunu falan da düşünmüyorum. Sinan sen, Sinan, sen Polyana'nın amcası falan mısın? Polyana'nın ne mani diyorsun? Gerçekten mani diyor ama. Hocam hayal mahsulü. Bir dakika müsaade. Hocam. Hocam senin tiki var mı? Sağlam rapor almışsın. Müsaade eder misin? Bitmiş. Müsaade eder misin? Ya ama senin, müsaade eder misin? Seninki mani Sinan, olur ama diyor. Sinan'ım, Sinan'ı göster. Sürekli gözlerini kıpıştırır mısın? Bir gösterelim. Böyle böyle gözlerini kıpıştırır mısın? Ahmet Çakar. Şey, Abdülkadir Bitiken'i hiç öyle gözlerini kıpıştırırken görmedim. Yanında mıydın ya? Maç seyrediyorsun. Maç seyrederken görmedim. Abi nasıl göreceksin buradan 50 metrede adam böyle yaptığını? Çok gördüm hocam. Bir dakika, peki o sana bir örnek veriyor. Evet, ben lütfen, gözlerini. Bir hocam, hocam, dakika. Benim üstümden örnek yapmayacağım. Gözlerini kıpıştırır mısın sürekli? Ya gerek yok. Ya böyle titreme seviyorsun. Kıpıştır. Ama bak, hayır öyle değil. Nasıl? Aynı anda. Yapma, ayıp ya. Aynı anda. Ben şu anda Apo'ya ne yaptım? Vallahi hiçbir şey göremiyorum. Ben bir durdum. Bak. Ya, ya saçmalama ya. Bırak ya. Sinan abi sen yap. Ya bırak Allah aşkına. Tamam beyler. Ben bir Sinan abiye bakıyorum. Sinan abiye bakıyorum. Bakın, dur bir. Sinan abiye bakıyorum. Bir bakabilir miyim? Dur. Bakın sezon başı. Ben her türlü Sinan abide görüyorum. Sezon başı. Ya dur. Sezon başı sağlık raporu alırlar. Evet. Sağlam rapor alırlar ve devam eder. Bu mani falan değil hocam. Bunda bir şey yok. Ha sen öteki türlü çıkar. İki tane hakem, üç tane hakem çıkar der ki faal hakem. Tabii tabii, tabii tabii. Biz burada böyle böyle yaptık, bize böyle böyle yaptırdılar. Fark etmez, yine olmaz. O maç tescil edilmiş zaten. Hayatıcığım. O maç tescil edilmiş. Bak yanıldım şey. Bu tik sadece streste çıkıyor. Stres ve yorgunlukta. Bir şekerli adam da yorgun olmaz. Stres olmaz ki. Anam 50 kişi, 50 bin kişi hocam, bağırıyor. Ben adamı maç seyrederken televizyonda seyrettim. Evet. Hiç öyle bir hareketini falan da görmedim. Ben de hatırlamıyorum. Ama yakından göremeyiz ki. Görmesin de ayrıca engelleyemez. Mesela Allah rahmet eylesin. Bülent Yavuz'un tiki vardı. Bu tikin zararı yok. Doğru. Ha vardı Bülent hocam. Bak gene misafetle vardı. Allah rahmet eylesin. Sevgili abim Bülent Yavuz'un. Allah rahmet eylesin. Bir kere vurursan bir kere böyle yapar. Üç defa vurursan. İyi de başladı. Hocam bu maçı seyretmişsin ya. Bu tik, bu tik müsaade et. Bak ben nelerle uğraştım. Bu tik zararı yok. Hiçbir oyuncu hakemin enseste vursa da böyle yapsa. Bu tik tehlikeli tik. Hocam doğru. Dur. Evet. Özür dilerim. En çok düdük çalan penaltı. Yani en çok penaltı çalan en hakem. Çok düdük, en çok düdük çalan penaltı. En çok penaltı çalan en çok penaltı çalan hakem. Abdülkadir Bitigen. Verilen penaltı 12 yönettiği maç 17 maç başı penaltı 0-71 hocam. Bana göre de en çok penaltı çalan hakem diyor.
Türkiye Ligi'nin en iyi 2-3 hakeminden. Bence de. Ben de çok beğeniyorum. Hiç ben katılmıyorum hocama. Yok tiki vardı şöyle oldu falan filan değil. Başka yerden gidelim biz. Hadi var mı başka bir şey? Renk körü olan hakem kimdir? Renk körü olan kimdir? Renk körü. Ture sendromu olan evet gençler. Ertem sen Ture sendromu. Şimdi acaba çok bir dikkat et. Tikli bir maça. Ertem sen maça diyorsun. Tikli bir maça anlatabilir mi? Yok. Mesela senin tikin var. Anlatır tabii. Büyük bir tikin var. Nasıl maça anlatacaksın? Benim tikim. Nasıl? Sen tikim, tikim var mısın? Rasim, bazı insanlar çok şey yanlış anlaşmasın, evet. Kekemedir. Tabii. Ama bakın, bazı kelimeleri, bazı şeyleri konuşurken kekeler ama bazen de şey takılmaz. Şarkı söylüyor, şarkıcı var ya. Tabii. Aa, hocam gel ya. Gel. Tabii. Adam şarkı söylüyor. Hiç takılmaz mesela. Keto vardı, keto. Medium keto vardı mesela. Onun için takılmaz. Sinan abi, yani, Gürkan böyle. Hoca çok selamlar. Gürkan Kubilay çok seviyorum. Gürkan hocam çok selamlar. Çok öpüyorum hocam. Büyük Fenerbahçeli. Çok seviyorum. Gürkan hocam. Tim Howard kaleci ve Michael Owen'da da Ture sendromu vardı diyor. Buyurun ne oluyor? Kaleci. Kaleci de... Michael Owen'da da yani. Aa, çok enteresan. Michael Owen. Evet. Gol atamaz böyle böyle buradan yapsan. Buradan bir şey varamayız. Demek doğru. Ki Abdülkadir Bitiken de iyi hakemdir. Çok iyi hakem. Bana göre bu şu ligin, kötü ligin iyi hakemlerinden. Peki bu nasıl Turet sendromunu bu nereden öğreniyor? Turet sendromunu nereden öğreniyor Ahmet Çakar? Yani böyle öğrenir, bilgi olarak öğrenir abi. Hakem camiası içinden öğrenir abi. Abi bir de bunu, bu adamın sendromu çok tehlikeli boyutta değildir ya. Adamın dişçi hafif, adam ya. Evet böyle hafif yapıyordur olabilir. Ben de anlamadım. Var bunlardan. Apocuğum adam dişçi. Ben bakıyorum bakam. Sen de mesela Sinan dikkat ediyorum uzanınca hep omuzunu bazen atıyor böyle. Atıyorum benim mi? Yaslanıyorsun ya böyle hani koltuğa. Herhalde orada çok uzun süre kaldığın için. Şeydeki Atakan da var. Survivor'daki Atakan var ya. Evet. Sinan abi Survivor Atakan'da da var. Şöyle yapıyor. Aa, Sinan'ın öyle değil. Yüzde var. Yüzde değil mi? Şeyde Survivor Atakan'da var. Ama bir engel yok. Yok. Sinan, yok engel yok. Aslan Sinan'da gibi çok da seviyorum. Geçen gün kulucum vardı evde değil mi? Neyim vardı? Ne kuluçlarım var. Kuluçlar. Sinan da hep böyle yapıyor biliyor musun? Orada evet. Abi de böyle yapıyor. Her şey bir röportajlar yok mu? Var. Ahmet Hoca'nın vereceğim. Ture sendromunu konuştuğumuz için veremedim. Ture sendromundan sonra geçiyoruz. Hocam bu bilgiyi nereden alıyorsun? Ture sendromundan Ahmet Hoca bugün... Kim oldu mu? Hocam Kulüpler Birliği'ne gidelim mi be? Çok bilelim. Önemli birisi bugün Kulüpler Birliği'ni ziyaret etti. Orada imza verdi. Bir görelim bakalım öğle saatlerinde. Görüntüyü Mehmet Batuhan Ağar çekti. Bir getirelim ekrana. Ha. Hazırsa. Hocam tarihi bir an. Evet. 8 Nisan 2024. Türk futbolunun içinde bulunduğu kaosa sürükleyen Mehmet Büyükekşi adlı şahsın Türk futbolunun başından uzaklaşması için kendisine seçim yapması konusunda aksan ve kendisini yerel makamlara ve FIFA'ya şikayet edeceğimizi bildiren dilekçeyi imzalıyorum ve bu yoldaki ilk kilometre taşı olarak ilk imzayı da ben atıyorum. Noter Bey'in odasına gidiyoruz. Efendim nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu kimliği? Evet. Para değil mi? Evet. Aslı gibi de gerek yok. Kimliğin içinde. Evet, vatana, millete, Türk futboluna hayırlı olsun. Noter kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. İlk imzayı attık. Artık yeter. Defol git Mehmet Büyükekşi, defol git. Hocam daha güzel bağlayabilirdin yani tamam tepki gösterirsin. Vallahi kardeş defol ben bağlamaz. Affedersin. Hocam bu, defol git Mehmet Büyükekşi ne ben bağlama ya? Sanatçısı değilim, yerse. Tekrar söylüyorum, ben bağlama sanatçısı değilim, yerse. Ben böyleyim. Hocam bu arada Sinan abi Paris Hilton'da da Ture hastalığı varmış. Sinan onun için savunuyor. Sinan abinin oğlanda da var o Ture. Göster bakayım Sinan abinin oğlanı. Gerçekten Paris Hilton'da, David Beckham'da. Ya, ayıp başka işin yok. Ertem sen başka işin yok mu abicim senin ya? Sinan abi. Sinan abi senin oğlanda Ture var mı? Doğruyu söyle. Ya Rasim ayıp ya. Paris Hilton ve David Beckham'da da varmış. Ertemciğim. Yok mu başka bir var. Arkadan gelen? Sevgili seyirciler, bakalım, şunu söyleyeceğim. Adı geçen kişiler yayınımıza bağlanabilir. Paris Hilton ve David Beckham'dan bahsetmiyorum tabii. Sayın Mehmet Büyükekşi başta olmak üzere
adı geçen o kişiler... O da düşünüyordu biliyor musun? Bir bağlanmayı düşünüyordu hakikaten. Bağlanabilir Sayın Başkan. Gerekirse bağlansın. Erden Timur'la dün akşama döneceğiz. Arkadaşlarımız Sezgin Gelmez ve Burak Arslan. Galatasaray uçağa kalkarken gerek Sayın Dursun Başkan, Mesuda Hanımefendi... çok değerli çift. Allah nazardan esirgesin. Ve Sayın Erden Timur. Kim bu kleptoman futbolcu diye şu an ortalık yıkıldı. Sayın Erden Timur. Biliyorsun sen. Biliyorsun yapma. Yazık. Söylemiyorum. Uçağa gelirken sağ olsun tam merdivenlerini orada arkadaşlarımıza röportaj da verdi. Ben Galatasaray yönetimine Sayın Erden Timur'a çok teşekkür ederim. Hiçbir mikrofonumuzu da geri çevirmedi. Sağ olsun var olsun. Bir izleyelim bakalım. Sayın Başkan ve Mesuda Hanım geliyor. Bir görelim görüntüyü. Eğer böyle olmasaydı, evet, keşke normal bir maç olsaydı. Yani bundan sonra çok az hafta kaldı. Dediğim gibi basın toplantısında da söyledim, yani daha doğrusu basına da konuşurken gerginliğin artmaması gerekiyor. Ne yapmamız var? Yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Önerilerimiz var. Onları gündeme almamız lazım. Bir an evvel bu işleri düzeltmek gerekiyor. Sizin de demeçleriniz çok önemli tabii ki. Her şeyi yapmaya çalışıyorum gerçekten. Ne kadar anlaşılıyor bilemiyorum ama ne yaşanırsa yaşansın. Ne kadar yani herhalde haftada iki defa hakaret ediliyor bana. Hiçbir karşılık vermemeye çalışıyorum. Yani daha farklı şeyler yapmamız lazım demek ki, ama işte tüm önerileri de sunuyoruz. Gelmek istemiyorsunuz. Önerileri. Evet, çözüme odaklanmak lazım. Yani bu işi çözüme erdirmek lazım. Şu şeyi yani yabancı hakem seçelim bu sene, geçen sene, önümüzdeki senelerin hepsi, önceki senelerin incelensin ki gerçekten kimse, ne biz ne başkaları, hiçbir şekilde objektif olmayan bir şey değil. Ancak bu tip karışıklıkları, manipülasyonları şeffaflıkla çözebiliriz. Acilen şeffaflığa ihtiyacımız var. Madem ki yabancı hakem istiyor rakibimiz, biz de zaten istiyoruz. Yarım saniye yabancı hakemin maç içindeki kararının daha adil olduğunu düşünüyorsak o hakemlere haftalar verelim. 3 tane değil 5 tane seçelim. Haftalar verelim ve gerçekten incelesin, kime ne haksızlık yapılmışsa ortaya çıkarsın. Çünkü tüm söylediğimiz verilerin hepsi, yani geçmişte şöyle yapıldı, öyle oldu, 5 sene önce oldu falan dediklerimizin hepsi ne, nasıl haksızlık oluyor? Sahaya yansırsa oluyor. Sahaya yansımasını da böyle analiz ettirelim. Görelim ne olmuşsa çıksın. Toplumu da rahatlatalım. Yani belki çok fanatik insanları rahatlatamayız ama geri kalanı rahatlatırız. Hiç kimse de, ya hepimizin hataları, eksikleri oluyor. Eksiklerimizi manipülasyonla kapamamış oluruz. Bize haksızlık dedi diyerek bundan çıkmamış oluruz. Gerçeği böylece ortaya koyalım. En güzeli bu olur. Bu şartlar gerçekleşirse Galatasaray yabancı hakeme hayır demiyor. Hayır, normalde de demiyoruz. Olsun ama sadece öyle olmasın. Böyle de olsun ki asıl rahatlama o zaman olur. Geçmişi de şeffaf bir şekilde her türlü ne diyelim ameliyatını irdelensin, ameliyatı yapılsın, irdelensin ki kendi başarısızlıklarımızı bu şekilde ne olursa olsun, bir taraf olarak söylemiyorum yani Galatasaray'da, Fener'de, diğer takımlarda haksızlık dediğiniz şey sahada vuku bulur. Sahada zaten analiz edilirse, bu işin röntgeni çekilirse gerçek ortaya çıksın. Bizim de varsa hepsi çıksın. Teşekkürler. Başkanım, İştenliğinize dayanıp bir şey soracağım. Sağ olun. Çok tehdit edildiğinizi düşünüyor musunuz Erdem Bey? Valla onu tüm kamuoyu zaten öyle görüyor. Yani bu işler böyle olmaz. Çok yanlış. Tabii ki biz hukuki olarak ben gerekeni yapacağım ama doğru değil yani. Dediğim gibi toplum gerilmesin diye hiçbirisine cevap vermek istemiyorum. Efendim iyi yolculuklar. Teşekkür ediyorum. Ben yanlış duymadım sanırım. Sanırım yanlış duymadım. Erden Timur diyor ki, Sayın Erden Timur'a da çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Detaylı yabancı konuşmuş. Hakem istiyoruz biz de dedi. Tabii, biz de yabancı hakem istiyoruz dedi Rasim. Aynen abi. Yani, bu konuda az uzlaşma. Şimdi o bölümü var. Bir kez daha hazırlasın arkadaşlar. Ali Koç da istiyor abi. Hayır, zaten Fenerbahçe ısrarla istiyor. Fenerbahçe tabii hiç istemiyoruz demedi. Bilakis zaten Fenerbahçe'nin U19'da çıkma sebeplerinden biri çok de yabancı hakem. Çok güzel. Yabancı hakem istiyoruz dedi. Çok güzel Ertemciğim. Evet. O zaman kulüpler orayı hazırlayın. Kulüpler birliğinde toplantı gitsinler. Hep beraber baskı yapsınlar. Herhalde bu sefer de Mehmet Büyükekşi Başkan reddedemez. Kabul eder. Edemez abi. Evet, bundan sonraki kritik maçlara yabancı hakem gelsin. Bitti bu kadar. Aynı ya. Aynı şekilde İngilizce bilen de var hakemlerimiz. Var hakem var. Tüm var, çocuklardan var. Koysunlar. Bir tane de yanlara yabancı var getirsinler. Aynen abi. Koysunlar. Al işte Yunanistan'da oluyor, bilmem nerede, her yerde var. Dünyanın her yerinde, bazı yerlerde tabii yabancı hakemler tabii geliyor. Tabii. Çok net. Zaten
bir şey söyleyeceğim size. İş zaten Galatasaray Fenerbahçe maçına kalırsa bu maçı yönetecek bir tane Türk hakem bulamazsın. Bulamazsın tabii. Bakın ya. Bulamazsın. Ha oynanırım onu bilmem de. Tabii, oynanırım onu bilmem de. Ama ondan sonra ben sana söylüyorum. Şuradan iki hafta sonra hazırlık yapılsınlar. Ya bunu çok önce söyledik. Ya Mehmet Büyükekşam'a hiçbir şeye uymuyor, kabul etmiyor. Ya. Yap tarihe geç dedik ya. Yap tarihe geç. Herkes istiyor yabancı sabit var hakem. Ya yabancı Hattallas mıdır, Ruktallas mı ne hocam? Hüddallas. Kim bu adam? Eski FIFA hakemi. Kim ne yapıyor federasyonda? Hakem eğitmeni. Tamam hakem eğitmeni varsa yabancı. Niye yabancı hakem denemiyoruz ya? Aynısını belki söyle. Eğitirler. Belki bizim Türk hakemler bundan bir şey çıkarırlar. Belki adam gibi delikanlıca, dürüstçe ortadan maça bakırlar. Bak eğitim falan filan işi yalan. Şöyle yalan. Tabii yalan. Şöyle yalan. Bu işin eğitimi çok basit. Ben bile hakem olsam daha iyi yaparım. Çünkü ben eğitildim. Nasıl eğitildim? Şimdi bu hakemler biz her hafta bak Ertem bu hafta en az 4 tane Premier Lig maçı seyretmiş. Evet, ben de öyle. Zaten otur. O Taylor Mailer var ya Manchester City falan maçlarını yönetiyor herif Kelala. Evet. Otur. Anthony Taylor 4 tane Premier Lig maçı seyret. Hakemsin sen değil mi? İşin o. Seyret. Nasıl hakem olunacağını zaten anlarsın. Eğitilir için. Çıkarız Ertem hafta. Evet. Eğitilirsin. Aferin. Anladın mı? Huktallah seni eğitemez. Ben oturuyorum, iki hakemlik arasındaki farkı görünce hemen eğitiliyorum. Türk hakemi i̇şte onun için diyorum otursun, Premier Lig hakemlerini seyretsin desin ki ulan başka bir şey yönetiyor. Oh. Ben bu harekete kırmızı verirdim, adam faul vermiyor. Bunu görsün, kendine eğitsin. Ama amaç kendine eğitmek değil. Amaç kendine tebliğ edileni, vazifeyi yerine getirmek. Ya bak bir şey anladın mı Sinancığım? Yani adam maç yönetmek için çıkmıyor. Ben bu işten nasıl nemalanırım? Daha nasıl maç alırım? Ne yaparsam önüm açılır. Tabii. Ne yaparsam hakemliğim biter. Ya şimdi şeytan bunu, gibiler o. Sinancığım sen bunu, hep Rahmani konuşuyorsun. Ya şimdi biz bunu kaç aydır söylüyoruz? Ya getir at topu üstünden ya. DSP'ye girin arkadaşlar Erdem Bey. Evet, ben inanamıyorum bak bu Mehmet Büyükekşi'yi kim fikir veriyor? Kim yönlendiriyor? Onun danışmanları kim? Ne anlatıyorlar? Çok ben başarısızlar ya. Yani. Halkın içinde falan gezmiyorlar mı? Hiç gezmiyor. Acaba Mehmet Büyükekşi diyorlar mı? Hakemlerimiz falan bizim çok iyi başkanım. Bu kulüpler abartıyorlar falan mı diyorlar? Ya arkadaş getir at topu ya. At topu hakemlerin üzerine ya. Yalnız Sinan. Merake başkanına de ki kardeşim getir yabancı hakemlerine. Sinan'ım. Halledin ya. Bekara karı boşamak çok kolay diye bir laf vardı. Şimdi yabancı hakem gelsin güzel. Bir. Sizin böyle büyük maçlarda seyrettiğiniz Şampiyonlar Ligi bizim takımlarımızın üst düzey maçlarında milli seviyede falan izlediğiniz Avrupa'nın en iyi 30 hakeminden o gruptan geliyor. Şimdi bir sana hiçbir Avrupa ülkesi sana en iyi hakemini yollamaz. Doğru. Mesela geçenlerde Fatih Terim bağırıyor. Danimarka'dan bir hakem geldi diyor. Üçüncü sınıf diyor. Bu ne diyor? Herifin hakikaten adını sana hiç duymadım. Portekiz'den bir adam geliyor. Ne bileyim Macaristan'dan 6. sıradaki hakem geliyor. Olan bu herif kim diyorsun? Bu bir. İki. Peki Galatasaray'ın Fener'in maçlarına yabancı verecekse örneğin. Bundan sonra düşme mücadeleleri var. Örneğin Konya Spor Kayseri. Karagümrük Samsun gibi düşmeyi birebir ilgilendirilecek maça da yabancı hakem getirebilecek misin? İvan Bebek gibi bir hakem gelir sen olacak. Ya İvan Bebek gelir ötekisi ya, başka ya, bir şey gibi. Yılda bir oldu ya. Bir şey söyleyeyim. Abi aradaki inceliği... Bahisçi bir hakem gelir sen olacak. Arada inceliği kaçırıyorsunuz ya, abi. Yani bakın, aradaki inceliği kaçırıyorsunuz. İyi hakem getirdiler ondan sulandırıyorlar abi. Sulandırıyorlar. Kamuoyu anladın mı? Kamuoyu yine bir algı da dersin ki. Al kardeşim yabancı hakem de getirdim dersin size. İstiyordunuz dersin. En azından kulüplerin bir nebze yalnız sıkıntı şu. Erden Timur yabancı hakem gelsin diyor Dursun Özbek gelmesin diyor. Evet. Doğru. Samimiyetsiz hocam, bir şey. Federasyonu da aynı şekilde. Erdem Bey diyor ki federasyon gitsin. Dursun Bey gitmesin diyor. Erdem orada cevap vereyim. Aslında her kulüp Türkiye'de fırsatçı. Türk hakemi olsun ben idare edeyim diye bakıyor. Sıkışınca yabancı hakem diyor. Ali Koç da sonunda yabancı hakeme gelebildi biliyoruz. İki buçuk sene önce ben kendisiyle konuştum. Taylan Bilgin'in cenazesinde. Emin değillerdi. Ama 2,5 senede daha geçti, da berbat geçti. Oldu işler. Daha da berbat oldu. Şimdi yani kulüpler hem ya. Yabancı hakeme evet diyor. Hem de bakıyorlar ulan diyorlar bizimkilerle şimdi, de maçı kazansak abi, sana değil. Çok önemli bir şekilde geleceğim. Ali Başkan'ın. Hakemle ilgili bırak Ali Başkan'ı. Yok çok önemli ama hakemle ilgili.
Ha tamam, onu söyle. Ben şunu söyleyeceğim. Bak şimdi Ahmet Çakar'ın verdiği misallerle yıllarca Türk hakemli şey yabancı hakemlerin Türkiye'ye gelmesinin konuşulması öne sulandırıldı. Çok doğru söylüyorsun. Anladın mı? Sulandırıldı. Bravo, yabancı hakem gel. Hayır hayır. Fatura sen. Hocam sen tek değilsin ki bu alemde. Hmm. Senin gibi yabancı hakem duyunca tüyleri diken diken. Hayır, ben yabancı hakem gelmesin duyunca demedim. Ha, şimdi misalleriniz hep şu. Yabancı hakeminin iyisi gelir mi? Kötüsü gelir mi? Adam bir tane Karadağlı geliyor. Karadağlı adam hakem. Burada bir maç yönetiyor. Hepimiz hayran kalıyoruz. Bravo. Şimdi, mükemmeldi ha, ya. Bak Karadağ, Slovenyalı mesela. Karadağlı evet. Her neyse. Hatta Dünya Kupası'nda Burkina Faso'lu hakemler görüyorsun. Müthiş, müthiş ya. Togolu, Togolu. Şimdi asıl amaç burada ne? Bitmiş, güven bitmiş. Bitiyor, Türk hakemine. Bitsin. Türk hakemi hata yaparsa bravo. Altında bir art niyet arıyoruz. Adamın gebetesi çıkıyor. 7 yıl önce karısıyla Galatasaray maçında resmi çıkıyor adamın. 8 yıl önce çok Fenerbahçe doğru. Formasıyla oğlunu bir yere götürmüş. Resmini koyuyorlar. Anladın mı? Güven bitmiş. Adamın hatasına, Türk hakeminin hatasına hata denmiyor. Kasıtlı yaptığı söyleniyor. Tahammül kalmadı evet, çünkü. Evet, burada Karadağlı adam gelir ya da Fransız adam hata da yapsa, mesela Fenerbahçe'nin canını yaksa Fenerbahçe'li şöyle diyemez. Bu adam yıllarca Erdem Tümür'ün şirketinde çalıştı. Güney Afrikalı hakem gelse. Bu Fransız'ın dedesi Fenerbahçeliydi. Ya da Yunanistanlı bir adam. Öyle bir şeydi. Bunu en azından insanların elinden bu şeyi alırsın. Dersin ki yabancı hakem kötü yönetti. Bizi yaktı. Ama adam art niyetli. Art niyetli değil. Hata yaptı. Türk hakemlerine artık insanlar hata yaptı ama demiyor. Avrupa'da şart değil. Reklama gireceğiz. Hakemler var. Rasim. Koreli hakemler var Ertem. Rasimciğim. Çinli hakemler var. Bu arada şimdi kardeşim çok önemli bir şey söyleyeceğim. Birazdan çok önemli bir konu açacağım. Sayın Ali Koç'un söylediği, ısrarla altını çizerek söylediği her basın toplantısında maalesef birileri tarafından göz ardı edilen veya anlaşılmayan ya da hissedilmeyen, bu konuyu birazdan açacağım. Ali Başkan bir yapılanma olduğunu söylüyor. Herkes FETÖ falan diyor. Tamam olabilir ama diyor bahis ve hakemler. Bir bahis çetesinin olduğunu ve hakemleri yan yana koyuyor. Bütün hakemleri değil. İyi niyetli hakemler de var diyor ama sürekli ısrarla. Bu benim çok dikkatimi çekti hocam. Arkadaşlarım da o bölümü hazırlıyorlar şimdi. Bahis ve çete. Doğru. Bahis yani çetesi ve aynı zamanda bazı hakemler diyor. Birazdan bunu konuşacağız, anlatacağız. Evet, kısa bir reklam arası, reklamdan sonra geliyoruz hocam. Aleyküm kardeşim ve Zeynep'e çok selam. İçimden geldi. Aleyküm çok selam. Aleyküm. Tekrar birlikteyiz. Derin Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi biraz önce yayına gitmeden önce Erdem Bey'in açıklamalarını ekrana getirmiştik. Sevgili Sezgin Gelmez'in yaptığı röportaj Burak Arslan görüntüleri. Çok da güzel bir röportaj olmuş. Gerginliğin artmaması lazım. Her şeyi yapmaya çalışıyorum gerginliğin atmaması için diyor ve yabancı hakem olayı şu anda her yere manşet oldu. Yabancı hakem istiyoruz. Ya Abdülkerim abi, Erdem Bey'in bu açıklamasından sonra acaba kulüpler... Apo abim, yabancı hakemin en büyük misyoneridir yıllardır. Kulüpler bir araya gelse Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ayrı masaya oturması mümkün mü? Şu değil, bu sene için mümkün değil. Mümkün değil. O kadar laflardan sonra, o kadar hakarete varan laflardan sonra artık iki kulüp başkanlarının, yöneticilerinin bir araya gelmesi mümkün değil. Ancak mecburen gidilecek yerlerde karşılaşabilirler. O kadar. Oturup bir şey yapacaklarını mümkün görmüyorum. Yani neden böyle oldu? İşte herkes kendi açısından bakınca kendini haklı görüyor. Yani işte bir gün yabancı hakem isteniyor. Ertesi gün aynı kulüpten başka biri bizim Türk hakemleri yabancı hakemlerden daha iyi diyor. Bir gün isyan ederken ertesi gün evet itidalli olalım, ortam çok gergin, germeyelim. Mesela kendisinin gerdiğini hiç düşünmüyor. Ya mesela kendisinin gerdiğini hiç düşünmüyor. Ortam gergin diyor ama. DSF verelim. Ortamın arkadaşlar gergin olduğunu tespit ediyor. Bu gerginliğin sebebini de karşı tarafa yüklüyor. Anladın mı? Karşı tarafta diyor ki evet gergin ama sizin yüzünüzden diyor. Şimdi karşı tarafı tutanlar ona inanıyor. Mesela Rasim gibi ona inanıyor. Ben de öbür diğer tarafta Abdülkerim Durmaz gibi de benim gibiler de o tarafa inanıyor. Kendi tarafına inanıyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bunun ilk nasıl başladığını nereden bulacağız? Yani ilk bunu kim başlattı? Nereden bulacağız şimdi bunu? Nereden bulacağız? Ben sadece Erdem Timur'un şu lafında mesela bazen genelde Erdem Timur'un ben konuşmalarını pek anlamıyorum. Çabuk konuşuyor. Hızlı konuşuyor. Hızlı konuşuyor, çabuk konuşuyor ve birçok olayı iç içe karıştırıyor.
Ya bunu bilinçli yapıyor, kafamız allak bullak olsun diye. Yok yok. Ya da stili öyle. Sen yabancı hakem sorulduğunda tabii isteriz, niye istemeyelim, ama araya hemen amayı koyduktan sonra diyor ki başka şeyler de var ama işte onları da araştırmak lazım da öyle olunca daha iyi olur falan. Konu yabancı hakemdi. Ne başka şeyler de var araştırılsa falan filan. Anlatabiliyor muyum? Yani ben buna biraz yabancı hakem isteriz'i hani mecburiyetten söylediğini düşünüyorum. Öyle mi Sinan abi? Biz de yabancı hakem istiyoruz dersin ve durursun. Biz de yabancı hakem istiyoruz ama aslında daha önemli olan şeyler var. Bunların da bir araya gelip konuşulduğunda o zaman daha faydalı olur falan filan. Şu an ne konuşulacak. Demek? Ne demek yani? Şu ben hiç anlamıyorum bir şey. Şu yabancı hakem. Lig bitmiş artık. Hayır, soru sordular adama da ondan cevap veriyor. Lig bitiyor. Yabancı hakem sorusu şimdi soruldu Erdem Timur'a. Yani. Ama ben. Ama Ali Başkan da istiyor. Her hafta söylüyor. Tamam da Ali Başkan en önceden beri söyledi ya. Bu mesela 8-10 hafta önce mesela. Evet istiyoruz denseydi. Evet istiyoruz ama kulüpler yani evet kulüpler birliğinde işte gideceksin orada hep beraber gideceksin bir yabancı hakem falan devre evet. Arası veya bir şey denk getireceksin. Ama maalesef kabul görmedi. Bu kabul görmüyor. Olmaz da. Bizim ülkemizde, bizim memleketimizde yabancı hakem işi olmaz. İşte ben onun için dedim Hukdallas nasıl bir yabancı eğitmen varsa niye yabancı hakem olmasın mesela? Sırf, bu da olabilir. Sırf eğitmen. Yabancı bu hakemin ismi arkadaşlar bizim... neydi bu hakemin ismi Rasim? Bu, şimdi bizim ülkemizde yabancı Anderson Daranko. Yabancı olmayan hangi şey var mesela? Her şey var. Ne söyle mesela işte yabancı doktor var mıdır her ülkemizde? Şey var. Yabancı var, pilot var mıdır? Var, kralı. Her şey var. He? Yabancı var. Pilot var mıdır? Var. Yabancı her şey doktor. Şey. Yabancı gözlemci yabancı, var ya. Yabancı gitti yabancı gözlemciler var. Ya. Yabancı öğretmen yok başka iş kollarını söylüyor. Şu anda yabancı gözlemci. Bizde tamam. Ama bizde yabancı hakem aslında, olamıyor. Nasıl bir çeteyse bu. Milli takım teknik direktörü yabancı siz Sinan abi. Siz çok tehlikeli insanlarsınız. Aslında. Hakemler. O yabancı çok tehlikeli hakem ayrı ama. Ben de ne tehlikeli? Şöyle nasıl bir kast sisteminiz varsa. Ne sistemi? İçin kast. Öyle bir yapınız var ki birbirinizi eleştirseniz de aranıza hiç yabancı babancı bir şey almıyorsunuz. Bak futbolcular geliyor gidiyor. Bravo, çok iyi yakaladın. O konuda hep birlikte oluyorsunuz birdenbire. Deli gibi hemen yabancı hakem karşıtı oluyorsunuz. Türk futbolu. Şeylerini çıkıyor. Yabancı hakem bakın Türk futbolu. Boynunuz çıkıyor. Türk futbolu. Temin söyledi. Özellikle Türk hakemliği şeffaf olursa bazı şeyler düzelebilir. Ve Türk futbolunda bakacaksın. Çok uzun yıllar hakemlik camiasının içinde olan gözlemci, temsilci veya vesaire böyle en direkt ama olaya direkt tesir eden varsa vedalaşacaksın. Tamamıyla yeni bir yapılanma yapacaksın Türk futbolunda. Türk futbolunda yeni bir yapılanma lazım. Ya arkadaşlar şimdi aynen. Bu Mehmet Büyükekşi'ye niye kızıyoruz herkes? Hakemleri çok kötü dedim birinci sebep. Hep yıllardır federasyon başkanlarına hep kızarız. Doğru. Hep hakemler. Onun için Türk futbolundaki en büyük temizliği orada yapacaksın. Şeffaflaştıracaksın. VAR kayıtları diyorsun. Ya VAR kayıtlarını açıklayalım diyorsun. 10 dakikalık VAR kaydında 35 saniye veriyorsun. Ya bu değil doğru olan. Vereceksin kan kaseti. Yani Türk futbolunda bu devrimleri yapmazsan, şeffaflık getirmezsen, şeffaflık. Ama dediğim gibi eski bakacaksın kim var? Eski jenerasyon. Doğru. Kim var abicim? Temsilci ve gözlemci. Hepsini değiştireceksin. Orada bakın bahis de vardır. Yani her türlü şike veya demeyeyim de başka şeyler de vardır. Hepsi de vardır. Mevcuttur da. %100 vardır da. Onun için buradaki tek şey, en önemli şey oradaki yapıyı değiştirmesi lazım. Kim gelecekse, hangi federasyon başkanı gelecekse. Hep bakıyorsun. Abi bir dönem bakıyorsun. O Sarvan geliyor. Hop aynı bakıyorsun bir ekip var. O da o Yusuf Namoğlu geliyor mesela. Bakıyorsun yine eski bir grup hakem grubu geliyor falan. Veya aynı temsilciler, gözlemciler bakıyorsun. Mesela ve temsilcinin, gözlemcilerin raporları şey yapacak. Ne o? Yayınlanacak. Yayınlanacak. Mesela Trabzonspor maçındaki tabii. Gözlemci yayınlayacak. Mesela. Anladın mı? Galatasaray Antalya maçında temsilci, gözlemci ne dedi mesela? Yayınlayacaksın. Daha hakem, şeffaf olması için. Hakemle ilgili evet. Hakemle ilgili ne dediğini mesela yayınlayacaksın. Başka türlü düzeltemezsin. Çünkü kamuoyunu, eğer kamuoyunu sen aydınlatmak istiyorsan, kamu vicdanını rahatlatmak istiyorsan bunu yapmak bu yolu zorunda. Tercih etmen lazım. Evet. Öteki türlü şimdi apı diyor ki veya yani veya normal bir insan diyor ki mesela taraftar. Abi diyor bakıyor diyor. Bu hakeme bakıyorsun çok kötü yönetmiş. Mesela ben merak ediyorum. Maça tesir etmiş. Acaba temsilci bununla ilgili veya işte ne o gözlemci kaç puan vermiş?
Ben bunu çok merak ediyorum. Sinancığım, Halil Umut Meler bu Trabzon maçındaki çıkan olaylarının bir numaralı sebebidir. Şimdi. Müsebbibidir. Bak, tamam mı? Sana vereyim ben. Yüksek puan şimdi, almış. Normal. Bak burada, sıyrıldı ortadan yok oldu adam. Benzemiyor. Bir de yeni görev vermişler. Abi, vardı mı avardı mı bir maça? Doğru. Nasıl yüksek puan oluyor ya? Almış. Abi maça teslim etmiş mesela. Almış işte yani, almış. Onu anlatıyorum. Ben, almış. Bakın şeffaf olursa hem kamu vicdanını rahatlatırsın. Çünkü niye? Ben diyorum ki Allah Allah diyorum ya. Halil Umut Meler acaba diyorum biz mi bilmiyoruz? Acaba bu temsilci veya işte ne temsilci tabii, yazıyor. Tabii. Bu ne yazdı diyorum mesela. Rapor ne? Beyler. Mesela. Başarılı beni, puan almış adam. Ay, başarılı mı değil mi? Beyler. Neye başarılı? Tamam beyler derin nefes alın. Tam ne puana yakınsın ya. Hadi başkanı gireyim. Maça tesir. Almış yani, işte Sinan onu anlatıyorum işte. Almış şimdi adam bir, başarılı şimdi bu. Şöyle yapalım. Ali Başkan'ın, Sayın Ali Koç'un haftalardır 15-20 gündür özellikle söylediği neyi? Tüm konuları ezberledik. Haklı olduğu, hak verdiğimiz yönler çok. Hak verilmeyen taraflar da var. Rakip takımlar üzerinden doğru, özellikle. Doğru. Ama Türk futbolunun kanayan yarası bahis diyor. Acaba diyor biz farklı bir noktaya mı sürekli algı yapıyoruz? Sürekli algı o tarafta FETÖ ya da ne bileyim bir başka şey yoksa bahis çetesi başka olabilir mi diyor. Evet, evet. Bahis çeteleri tek başına hareket etmez. Mutlaka hakem de olur diyor onların yanında diyor. Bir izleyelim. Sonrasında Ahmet Hoca'nın söyleyecekleri var. Sayın Ali Koç'un bu söyledikleri çok ciddiye alınmıyor nedense. Sayın Başkan özür diliyorum. Hani şahsınızda söylemiyorum bunu ama bir televizyon gazetecisi olarak dikkatimi çekiyor. Bir izleyelim. Hocam sonra ben dönelim. Haydi bakalım. Bahisin olduğu yerde hakem de vardır diyor hocam. Doğru. Buyurun. Ben katılıyorum Sayın Başkan'a bu arada. Ben de katılıyorum. Bakın. Bahis uzmanı burada. Bir dakika. Hocam Interpol merkezi Lyon'da aylardır süren çok ciddi bir çalışma var. Nerede Ertem? Yakın beni dinliyor musun? Test ediyorum. Hakkım Lyon'da. Lyon. Interpol evet. Yani Uluslararası Polis Teşkilatı'nın başı, şey, merkezi Fransa'nın Lyon kentidir. Eş zamanlı olarak FIFA'da bir çalışma var. Eş zamanlı olarak bilmiyorum, bundan sonrası bilmiyorum, muhtemelen Türk yargısında da İstanbul adliyelerinin birinde de eş zamanlı bir çalışma var. Çalışmanın konusu şu. Türkiye alt liglerinde içinde hakemlerin de bulunduğu çıkar amaçlı bir suç şebekesi Uzak Doğu'da Çin, Singapur, Tayland, Tayvan falan gibi çok büyük hacimlerin döndüğü bayi şirketlerinde salı çarşambadan itibaren hareketlenme. Ama perşembe kesilen bir hareketlenme. Şimdi bak çok tuhaf. Maçlar cumartesi pazar ne diyelim bana Anadolu'da hiçbir takımı da bu işin içine sokmuyor. X'ye Güneydoğu Anadolu'da X'le Doğu Anadolu'daki Y'nin üçüncülük kırmızı grup falan maçında. Uzak Doğu'ya bu maçta en az 6 sarı kart olur. Bir de kırmızı kart. Kart sayısı belki 30. Yani 1000 dolar koydun mu 30 bin dolar. 10 bin dolar koydun mu 300 bin dolar. Bunu farklı farklı bayi şirketlerine koyduğum vakit çok basit, alelade, haritada ismi bulamayacağımız iki tane Anadolu kasabasının üçüncülük mavi grup maçında böyle paralar yattığı online görünüyor. Fakat tuhaf olan şu diyorlar. Maç yaklaştıkça bunlar basmalar yani ne derler ona para yatırmalar artarken perşembe kesiliyor. Niye perşembe kesiliyor? Şimdi güzel. FIFA bu işin kurnazları, kurmayları, bu işin raconunu bilenler ve Interpol niye diyor? Normalde bir maç maç tarihi yaklaştıkça yüklü bahisler, anormal bahisler olurken Türkiye'deki alt lig maçları asla Süper Lig değil, şey değil, PTT değil, daha altı. Anadolu'nun iki kasabası ya. Ya haritada yerini zor gösterirsiniz. Ulan diyorlar ne oluyor? Perşembe günü kesiliyor. Bir maçta mesela 6 sarı kart olur. 1000 dolar. Bu maçta 2 kırmızı kart olur. 5000 dolar. Oraya buraya topladığım vakit o gün 2-3 milyon dolar oluyor. Hep aynı takımlar değil. Öbür hafta başka takımlar. Öbür hafta başka takımlar. Buraya gizli adamlar geliyor. Maçı izliyorlar. Turist gibi.
Televizyonlar vermiyor ki. Ulan diyorlar, bu işte bir hinlik var. Sonra uyanıyorlar ki Türkiye'de işin içinde mutlak hakemlerin de olduğu. Bu hakemler var ya, Türkiye'de kimsenin tanımadığı. Üçüncü ligde maç yöneti hakemler. Ben de tanımam, sen de ismini bak, bu kim dersiniz? Ali Velioğlu. Kim bu dersiniz? Bugün Murat Sancak, Adana Demirspor Sayın Başkanı kardeşimiz, bundan dem vurdu. Yani birileri cumartesi günü Güneydoğu'da oynanacak Güneydoğu kasabasıyla Doğu kasabasının herhangi ikisinin arasındaki maçın hakemini birileri daha salıdan, çarşambadan biliyor. Veya o hakemi o maçı atattıracak bir güçleri var. Yani üzerinden şey yapsam kızar mısın Rasu, Rasim? Benim üzerimden bir örnek verme. Benim hayır değil. Ben çete başıyım. Ver benim bir de hayır ya bırak. İkimiz ya ver benden tamam. Ya. Hadi ver. Biz çeteyiz. Ben. Tamam. Şehir veya kasaba ismi vermeyeyim. Evet. Kimseyi üzmeyeyim. Salı günü Sinan diyorum. Hazır ol. Pazar günü Doğu Anadolu'daki şu maçta Güneydoğu Anadolu şu takımının maçını yöneteceksin veya Ege'deki şu iki tane kasabanın maçını yöneteceksin. Tamam evet. Abi diyorsun. Beş sarı kart istiyorum en az. Bir de kırmızı istiyorum. Ben maçı kimin kazanması çok. Maçı birine kazandırdı mı hır çıkar. Yani birine kırmızı birinin canını sarı, yakıyorsun. Sarı kırmızı kart üzerinden, şimdi, korner üzerinden. Beş sarı bir şey. Benim aldığım bilgi beş sarı bir kırmızı dediğim 30 katı. İki kırmızı dediğim vakit belki 40 katı. Çünkü bunlar kırmızı, iki kırmızı olmasa maçta çok zor bir şeydir. Tamam mı kardeşim? Çete. Adamına diyor ki hazır ol. Üçüncü lig mavi gruptaki maç senin. Tamam abi diyorsun. Al $10,000 diyor. Tek isteğim var. İki kırmızı kart var. Verileceğin kazanacağın para en az $3-4 milyon bir haftada bir maçta. Perşembe günü senin adın açıklanıyor. Ben zaten senin adını salıdan bildiğim için salı çarşamba yüklüyorum, çekiliyorum kenara. Evet. Tamam mı kardeşim? Perşembe senin ismin dikkat açıklanıyor. Dikkat çekmiyorsun. Efendim? Perşembe senin ismin dikkat açıklanıyor. Çekmiyorsun. Ulan bakıyorlar şimdi perşembe tık yok. Cuma yatıran yok. Dikkat cumartesi çekmiyorsun. Yok. Ulan bu işte bir maç mı başlıyor? Dakika 56 birinci kırmızı, dakika 74 ikinci kırmızı gitti. Çete $4 milyon kazandı. Hep bunlar farz-ı mahal rakamlar mesela. Hakem kazandı $10,000. Demin dediğim hocam. Ha. Şimdi. Temizlik şart. Şimdi. Türkiye'de bahis olan şart. Müsaade eder misiniz? Bunu tabii hiç kimse gerizekalı değil. Interpol de gerizekalı değil. Bu işi düşün, biraz düşündün mü alıyorsun. Ve Güneydoğu Anadolu'da, Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de bu alt lig maçlarının birçoğu bu işin müfettişleri tarafından yerinde izlendi. İzlendi. Tabii izlendi. Bırakır mı adam abi? Olay yerine geliyor. Bakıyor bakayım böyle saf gibi, köylü gibi geliyor oraya. Böyle kasketiyle falan. Yabancı da olabilir. Geliyor, oturuyor, bakıyor. Ne oynanmış bu maça? İki kırmızı kart. Bakıyor. Bazen de kırmızı kartlar denk geliyor. Yani her kırmızı kartta... Çünkü kırmızı kart yoruma açık. Birinci sarıyı veririm. İkinci sarıyı verebilirim de attım seni. Hadi kimle git Marco Paşa'ya. İki taraftan da birinci attı mı? Birini attı mı? Kimsenin canını da yakmıyorsun. Aynen. Ondan da attı, benden de attı. Atma kolay hocam, atmayı. Şimdi bunun böyle 80 tane, 100 tane maç FIFA'nın elinde duruyor. Klasör şeklinde. FIFA'nın elinde maç, tarih, belki görüntüler. Ve Türkiye'de de bazı şike maçlarıyla ilgili çok önemli, namuslu bilir kişiler atandı. İsim vermem. Ben değilim. Türk futbolunun belki 10 gün sonra dünyaya yine rezil olacağımız. Of. Birçok Anadolu kasabasının bizi de bu işe soktular dedirtecek. Belki bazı hakemlerin tutuklanmasına sebep olacak. Hakemleri bu işe manipüle eden belki organize suç liderleri veya içinde eski hakemlerin de olduğu. Yani federasyonun o hakem şeyine bir link atıp kendine çeken. Peki, sonra kapattılar orayı. Çok kapattılar, önemli bir şey söyleyeceğim. Uyandılar. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Her şeyi söyleyebilirsin. Yanlış anlaşılmasın. Ben VAR kayıtlarını kendi YouTube kanalımda da yayınlıyorum. Ertem Şener YouTube kanalımda da yayınlıyorum. Az önce Sinan abi söyledi hocam. 7-8 tane maçın toplam VAR kayıt süresi 5 dakika, 5,5 dakika, 6 dakika, 7 dakika maksimum.
geçen hafta oynanan, hafta içerisinde oynanan maçların VAR kayıtları hala açıklanmadı. Evet diyeceksiniz ki salı demişlerdi. Hayır, salı değil, geçen haftaki. Ondan önceki hafta pazartesi yayınlanmıştı. Fakat Hugh Dallas'ın bir hafta önceki çıkan o videoda hani orta hakeme soruyor, diyor ki ben görmedim. VAR'a soruyor, ben de görmedim diyor. Nasıl görmezsiniz ikiniz birden diyor. Şöyle bir ayağa kalkıyor hocam. Ayağa kalkıp kameraya da bakıp böyle yapıyor. Acaba bunu istihbarat aldı da, o hakemlerle ilgili demiyorum, bunu Interpol'e ya da böyle Türkiye'nin izlendiğini fark ederek kendisini bak ben temizim mi demek istiyor acaba? Beyler yolsuzlukta. Kesinlikle işin, öyle bir şey demiyorum, olabilir mi diyorum. Yolsuzlukta işin kime kadar uzanacağı hiç belli olmaz. Abi atamada yok ki. Müsaade edin. Atamada yok. Bir de müsaade edin. Atama burada önemli. Ben şimdi Şerez Erciye'ye çok saygı duyan, çok seven, babam gibi seven, namuslu bir adamdır. Bir laf etti. Hugh Dallas dedi, benim işim soru işaretidir. Bir hata yapınca suratı kızarır dedi. Hocam çok özür dilerim. Özür Ali Koç da dedi ki hocam, Ali Başkan da dedi ki bakın, Ali Başkan'ın sözlerini cımbızla çekiyorum. Burada ben Ali Başkan'ı savunmuyorum. Ama çok kıymetli bir söz. Diyor ki Mehmet Büyükekşi yalan söyledi diyor. O konferans toplantısında vardı ki çıktı. Ben zaten yalancı diyorum. Yoktu Mehmet diyor. Ama Mehmet yalancı Büyükekşi diyorum. Ne demiş? Ben yokum demiş. Çıktı. Ali Başkan dedi ki hayır var. Ben diyor kanıtlarım. Şimdi seni ben ihbarda bulunuyorum. İhbarda bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Savcıları, FIFA ve eğer namusullarsa federasyon mu MHK? Fenerbahçe, Ankara Gücü maçının son yarım saatteki bütün VAR konuşmalarını yayınlayın. Buna nefes almalar dahil. Çünkü siz bunda, FIFA bunu isteyecek sizden. Fenerbahçe, Ankara Gücü maçının son yarım saatini mi? Bak beyler, biz böyle saçlar beyaz döktük falan ama beni şey zannetmeyin. Tabii yani, canım. Böyle... Bir dakika, Fenerbahçe, Ankara Gücü maçının son yarım saatini isteyecek FIFA diyorsunuz. FIFA, Fenerbahçe, Ankara Gücü maçının son yarım saatinin tüm VAR kayıtlarını, bak buna hiç sessiz dolu nefes almalar bile, bir dinleyeyim diyecek. Çünkü bunu isteyecekler. Belki Mehmet Büyükekşi ve ekibinin kesemezler bırakıp... Kesemezler mi? Müsaade et. Yok. Montaj yapamazlar. Kesersen daha kötü. O montaj çıkar ortaya. Çünkü zaten birçok şey, herkes acaba diyorum, Mehmet Büyükekşi ve arkadaşları bu koltuğa yapışmalarının derdi sadece bir hırs mı? Sadece bir koltuk sevdası mı? Yoksa başka bir şey mi? Mesela bir gün acaba Riva'da bilgi işlem merkezinde çok detaylı gece bir yangın çıkar mı? Bilgi işlem merkezi bütün bilgi ve işlemlerin depolandığı hareketler. Ben bu bilgisayar teknolojisini fazla bilmem ama çıkar mı? Ve bir yalan daha. Hatırlıyor musunuz bundan 1,5 sene önce federasyon kurşunlandı? Hatırlamaz mıyız? Evet. Herkes dediler ki meczup, sarhoş, alkolik bir herifler. Bir dakika. Bahis var olabilir. Bana da öyle dediler. Emniyetteki abi dediler, orada teknede yaşayan bir meczup bir herif var. Sabahtan akşam içiyor, içtikten sonra da sapıtıyor, sağa sola atıyor. Yanlışlıkla federasyonun şeyine gelmiş. Yedik. Tamam. Devlet. Hamit Hatun topla Ali Düşmez'in arasına düşüyor kurşun. Şimdi kardeşim. Bir tanesi daha. Fakat sonra öğreniyorum ki olay çok var. Bana da bir kulüp başkanı söyledi. Sana da söylediler mi? Bak farklı oldu. Bana söyledi, evet. Ya ne? Bahis işini. Ha, şimdi Sayın Mehmet Büyükekşi. Niye o koltuğunuzu bırakmak, gitmek istemediğiniz konusunda bir bilgim yok. Ben buna kişisel, insani olarak hırs mırs diyorum. Ama maddi olarak değildir. Bak ben bir... Hayır, yanlış anlamayın. Belki bir dakika. Canım. Hayır Sinan'ım. Sinan'ım özür dilerim. Belki Mehmet Büyükekşi değil. Belki Mehmet Büyükekşi bu işlere karşı ama bildiği veya bilmediği yanında bir herif var. Orada 15 tane herif var. Tabii. Bilemezsin ama ki. Ama Mehmet Ekşi'nin akşil işi olmaz. Ben de inanmıyorum. Ama yanındaki adamların ne kadar... Beyler, Türkiye hazır olsun. Bir hafta 10 gün. FIFA böyle geliyor. Hem de gülerek geliyorlar. Uçak böyle Zürih'ten İstanbul'a inecek. Dosyayı açacaklar. Muhtemelen Türk yargısıyla, Türk polisiyle birlikte çalışacaklar. Belki Interpol yetkilileri de gelecek. 100 tane maç. Artık o dakikadan sonra basına sızmama ihtimali. Bak, işin nerelere uzacağını kestiremiyorum. Bu en altta 8-10 tane çakal hakemde de kalabilir.
Bir iki tane böyle mafyatik herifin organizasyonunda da kalabilir. İçin içine MHK, eski MHK başkanları. Çünkü çok emareler var. Hocam çok soru geliyor. Ne? Son 30 dakikasındaki VAR kayıtlarını kimin lehine kimin aleyhine? Onun detay bilmiyor. Hakem ben bilmediğim mi? Kardeşim ben bilmediğim detay Hakem konusunda. Hakem Cihan Aydın burada. Ben bilmiyorum. Emre Malok muydu? Ben bilmiyorum. VAR'da da. Kardeşim bir dinleyin. Ben kimin lehine kimin aleyhine değil. Hocam ya. Ben Cihan Aydın'ı çok iyi tanıyorum. Beyler bilemez. Geliyorum abi diyen var yani. Beyler bana gelen bilgi kimin lehine ol? Ben şey falan değilim. Interpol falan değilim. Yaşadıklarım. Sinirlenmedim ama bir şey demedim. Hayatım ben nereden hocam, bileyim diyorum. Lig maçı mı bir de Ziraat Kupası'nda oynadılar ya hangi maç bu? Muhtemelen lig. Bak Ziraat da olabilir. Bak o da olabilir ama lig galiba. Çünkü Ziraat çok çabuk bitti. İki gün iki maç oynandı. Şimdi Allah sonumuzu hayırlara vesile etsin. İşin ucunun kime dokunacağını kestiremiyorum. Ama mutlak bazı hakemlere, eski MHK başkanlarına ve İzmir'de yaşayanlara. Çünkü İzmir orijinli bir tane site var. Bir gün bunlar deşifre oldular. Sonra siteyi sildiler attılar. Ama o da bilgi işlem kayıtlarında çıkacak. Görüyorsunuz değil mi Türkiye? Hocam bu bir ihbar mı tarafınızdan? Tarafınızdan bu bir ihbar mı? Ben FIFA gelince göreceksiniz. Pardon affedersiniz. Bir dakika bir uçak inecek Zürih'ten. Dinle. İnecek içeride 3-4 tane adam. Bir tane de uçak inecek Fransa'dan Lyon'dan. Interpol müfettişleri. Türkiye'den belki onları Türk Interpol'ü veya bir Türk savcıları karşılayacak. Oturacaklar. Şey açılacak dosyalar, onların, görüntüler. Onların geleceğini hocam 15-20 gündür bazı gazeteciler de yazıyor bizde. Ama ben detayını açıklıyorum. Sen detaylı açıklıyorsun evet. Ama yani FIFA gelecek. Ama kız istemeye gelmeyecekler buraya. Herhalde yani. Veya ne bileyim sahalarımızın çimleri çok güzel demeye gelmeyecek. Hocam senin Ziraat Kupası böyle... Ankara-Fener maçı Almanya'da çok skor bahisi oynandı. O maç Ankara 3-0 alır diye basıldı. Ertem abiye söyler misiniz diye şimdi içeriye bir istihbarat gitmiş. Beyler. Ben bildiklerimi siz halkımla, kardeşlerimle, canlarımla paylaşıyorum. Daha detay bilsem detayı söylerim. Ben aldığım bilgiler bu yönde. Bekleyelim bakalım. Şanlıurfa Hilvan Belediyespor'dan Sabek İbrahim Atakay'a çok çok selamlar sevgili Arda istediği içeriden. Şanlıurfa Hilvan Belediyespor'dan İbrahim Atakay. Son bir şey daha söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Son kez sonra bitiriyorsun herhalde. Evet bitiriyoruz hocam. Şu anda futbol aleminde bazı itirafçılar da Interpol'ün koruması altında bekliyorlar. Oo. Spor aleminde çok önemli. İtirafçılar. Ha bunlar futbolcu, hakem, yönetici. Medya var mı bilmiyorum. Hocam? Medya ayağı var bilmiyorum. Mı? Bazı itirafçılar biliyorum. Türk polisi Interpol'de şahit koruma, tanık koruma programı gibi. Hani yani. Ameliyattan yok ama korunuyorlar bir şey olmasın diye. Allah sonumuzu hayır etsin. Hadi bakalım. Bekleyelim bakalım. Allah'a emanet olun. Maç tahmini var mı? Benim kardeşim Cemil. Bir dakika müsaade eder misiniz? Cemil Çetin kardeşim. Halkbank Esenler Operasyon Müdürü Cemil Çetin. Senin gözlerinden öpüyorum. Hocam yerim. Hocam yok. Yok müsaade eder misiniz? Tamam benim işim bitti bu kadar. Yok. Beyler vatana millete 6 aylık bir hocam Fenerbahçe'mize Olympiakos karşısında başarılar diliyoruz. Sarı lacivertli temsilcimize. Ben de bu akşam diyorum. Evet bu akşam oldu. Real Madrid Manchester City maçında eksen ekranlarında 22'de sizlerle birlikte olacağım. Maçı anlatacağım. Dikkat et lütfen. Tikli maçı anlatılmaz. Hayırlı akşamlar. Yorucu olma. Tikli Sinan Engin. Santiago Bernabeu. Hangi kanalda anlatacaksın? Eksen. Eksen. Sinan abicim yüreğinize sağlık. Sevgili. Ağzınıza sağlık. Evet. Irkanızı çok sevdim. Bilginiz olsun. Evet. Ya canımsın baba ya. Evet. Ahmet hocama, Rasim'e, Abdülkerim abime ve Sinan abime çok teşekkür ederim. Ama bugün Ahmet hocaya çok az müsaade ettiniz. Adamı hiç konuşturtmadınız. Sizi esefle kınıyorum. Ya şu 3 dakika bir Şanlıurfa'yı verelim mi? Ali Başkan Şanlıurfa Spor'u ziyaret etmiş değil mi? Onu bir verebilir miyiz hemen? Ali Başkan bu arada Şanlıurfa'da aslında çok destekle görmüş. Evet. Çok istekliydi. Ama biliyoruz mevcut durumları. Ben benim açıklamamı dinledin mi? Dinledik. Ama bir maç borcumuz var demiştik. Sonra biz sizi bırakmıyoruz. Aynı zamanda bir oynanmamış bir Süper Kupa var. 2011. Onu da burada oynanmasının çok iyi bir fikir olduğunu düşündük. O yüzden konuştuk. Yani bir şekilde borcumuzu tahsil edeceksiniz. Biz de böyle olmasını istemezdik ama şartlar bizi bu noktaya getirdi. Maalesef. Siz kulüp başkanısınız. Kulüp başkanıyım. Kulüp başkan yardımcısın. Sahaya gelse getirmiş. Kaç senedir yönetimdesiniz? Ben 4 yıldır yönetimdeydim. Geçen sene başkanlığa geçtim. Yıllık bütçeniz ne kadar? Yani bu seneki bütçemiz 100 milyon civarında.
Ama ucu ucuna yetiştiriyoruz. Çünkü federasyondan ciddi bilgilerimiz gelmiyor. Ama sevindirici olan kulübümüzü ilk defa borçsuz bir hale getirdik. İnşallah böyle devam eder. Kulüpler olmasa federasyon bir hiç. Kulüpleri koruduğunuz sürece federasyon olarak siz varsınız. Bu noktadan hareketle bizim başkanımızın da bize verdiği bilgiler doğrultusunda orada dile getirdiğimiz kulüpleri yaşatın ki siz yaşayasınız. Doğru. Noktasından biz o şekilde bir görüşümüzü Şanlıurfa Spor Kulübü olarak beyan ettik başkanım. Siz bugün bir sıfır mı aldınız? Dün bir sıfır aldım. Biz bu sabah geldik. Deplasmanda aldınız. Evet, Ümraniye. Önemli şu an. Çok önemliydi Sayın Başkanım. Bir anda iki sıra üste çıktık. Düşme potasının 5 sıra üstüne çıktık. Hayati bir iş bu anda. İnşallah bu hafta da Bandırma'yla oynayacağız. Ama şöyle söyleyeyim. Zaten iki düşen belli. Altı'ya giriyorsun matematiksel. 5-6 takım bir yer için. Değil mi? Tabii hocam? Şu anda 6 takım. Siz 6 takımdan biri değilsiniz. En azından o 6 takımın en üstündeyiz. En üstündeyiz. Tamam. Son 3 puanla. Ali Koç, birlikteler forma imzalanıyor. Sayın Başkan, bakın buradan Şanlıurfa'ya sesleniyorum. Sayın Başkan Ali Koç çok iyi niyetle geldi. Sahaya kadar indi. Orada Şanlıurfa halkına seslendi. Ben burada taraftarlık yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın ama... Şanlıurfa'ya söz verdi. Bizim size borcumuz var dedi. Şanlıurfa halkı da Sayın Başkan'a gönül koymaz, küsmez. Urfa'da böyle bir şey yoktur zaten benim bizim Urfa'ya memleketimizde. Dede memleketimde tabii. Geleceğiz dedi. Beşiktaş'la beraber geleceğiz dedi. Bu arada 2011'in oynanması lazım. 2011 oynanmazsa eğer bu kaosu, bu planı, bu 3 Temmuz'u planlayanların ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Beşiktaş Fenerbahçe 2011 Süper Kupa finali oynanmadığı sürece, hem de Urfa'da oynansın. Oynanmadığı sürece birilerine yardımcı olmuş olursunuz. Bu kararın kesin çıkması lazım. Onu söyleyeyim sizlere. Ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Abdülkerim abi de Fenerbahçeli olarak. Beşiktaş ve Fenerbahçe anasının ak sütü kadar temiz. Eğer temizse hadi 2011'i oynatın o zaman. Oynaması lazım. Şanlıurfa'da oynansın diyor Sayın Başkan. Onu söyleyelim. Halil Özipek'e çok selamlar Şanlıurfa'ya. Ertem buradan Şanlıurfa sporumuza, Yeşil Sarı'ya, evet, gönül veren herkese selam olsun. Süper Lig'e bekliyoruz. Evet, Yeni Malatya'ma da selam.